köpekleri bir gecenin sabahında uyanıyor. Bu maymunlar tek bir lideri olmayan 400 TV'den Spor Ekstra'dan iyi akşamlar. Farklı bir günde huzurlarınızdayız. Pazartesi akşamı ve Spor Ekstra. Yani de aslında Şebap Futbol'e de TRT Kürt'de olmamız gerekiyordu ama gün değişikliği oldu. Önümüzdeki haftalar içerisinde artık Spor Ekstra'yı pazartesi günü, Şebap Futbol'u da TRT Kürt'de pazar günü izleyeceksiniz. Bir gün değişikliği yaptık. Hem Süper Lig'in maçlarını, müsabakalarını anında Kürtçe izletmek için TRT Kürdi'de pazar günü ve Diyarbakırspor'la Büyükşehir Belediye'yi, yerel ligi değerlendirmek için de pazartesi geceleri Atık Spor Ekstra ile huzurlarınızda olacağız. Can TV'den hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam Mehmet Altındağ ve Safet Azbay'la, gazeteci arkadaşım Safet Azbay'la birlikte Spor Ekstra yapacağız. Safet hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ya. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sana da yayınlar. Sevgili seyirciler, Safet'le Diyarbakırspor'u, Büyükşehir Belediyespor'u değerlendireceğiz. Gazeteci gözüyle yapmış olduğu araştırmaları bizle paylaşacak, transferleri değerlendirecek. Mehmet abi de bir futbol adamı olarak da ve futbol il temsilcisi olarak Diyarbakır'daki futbol olaylarının detaylarını bize paylaşacak. Onun yanında dünkü maçın değerlendirmelerini yapacağız. Evet sevgili seyirciler, bu hafta bir maç vardı. Diyarbakırspor biliyorsunuz kamptaydı, kamp bitti. Ve kente döndüler. Bugün antrenman vardı. Yeni transferlerle birlikte Diyarbakırspor antrenmanlara başladı. Genel menajer İsmet Yılmaz'la bir telefon görüşmemiz olacak. Transferlerin değerlendirmelerini kendisinden alacağız. Dünkü maçı da hemen maç görüntülerini ekrana getireceğiz. İbrahim, puan durumu falan şeyin Büyükşehir'inkini veriyor muyuz yoksa direkt maçı veriyoruz? Direkt maçı veriyoruz. Peki. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un, Ahmet Spor'un adı diğer adıyla, ki bu hattan daha çok çekecek. İlk kez dahi yedi bile. İsim başvurusundan bir 10.000 TL yedi. Demiştik bu iş olacaksa ya sezon başı olur ya sezon sonu olur. Bunun değerlendirmelerini, bu cezaların ne anlama geldiğini daha sonra değerlendireceğiz. Hoca değişikliği Büyükşehir Belediyespor'a iyi geldi kendi sahasında. Hatay karşısında 3-0, 3 puanı aldı 2-0'la. Şamus Özden atmış olduğu gollerle. Çok zor bir maçtı. Beklentiler o yöndeydi. Ama maçın hemen başında rakibin 10 kişi kalması, kırmızı kart, penaltı bir nebze işimizi rahatlattı. Yine de zorlanarak kazanmış olduğumuz bir maçtı. Taraftar desteği güzeldi. Güzel bir gündü. Hemen hiç uzatmadan maçın görüntülerini ekrana getirelim. Maçtan sonra da değerlendirmelerini yorumcu arkadaşlara bırakalım. Thank you.
Evet, önemli bir galibiyet ve bu galibiyet bir anda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Ahmetspor'u playoff potasının hemen önüne getirdi. Yani artık bundan sonra alınacak galibiyetler veya puanlar iyi bir ivme yakalanırsa bir anda Büyükşehir Belediyespor'u playoff grubunun içerisinde de koyabilir. Hemen sorulara başlayalım. Safetçi maçı izledik beraber. Evet. Büyükşehir Belediyespor transfersiz. Hatta gönderdiği oyuncular ve hoca değişikliği Hatay gibi zor bir rakibe karşı 2-0'lık bir galibiyetle dün sahadan ayrıldı. 3 puan için neler diyeceksin? Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'u nasıl değerlendiriyorsun? Ben öncelikle geçen hafta Mersin'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Diyarbakırspor'un eski futbolcularından Adem Eren'e ve merhum kızına Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim çok küçük yaşlarda izlediğimiz bir sporcuydu Mehmet abiyle beraber. Evet. Onlar Diyarbakırspor'da oynarken izlemiştik. 3 yıl Diyarbakırspor'da oynamıştı. Maalesef elin bir trafik kazasında hayatını kaybetti kızıyla beraber. Ve bir kızı da şu anda hastanede tedavi görüyoruz. Kızın durumu daha iyi olduğunu söylediler. Bu vesileyle bir kez daha Diyarbakırspor camiasının ve ailesinin başı sağ olsun diyeyim. Büyükşehir Belediyespor devre arası transfer. Bence transfere de zaman kalmadı gibi. Çünkü transfer yapacak zamanları da kalmadı. Şöyle ki, Büyükşehir Belediyespor devre arasında diğer takımlar kamp yaparken yoğun bir maç programıyla devre arası devam ettiği için devre arasına giremedi bir anlamda. Evet, kamp yapamadı. Kamp yapamadı. Sadece bir haftalık bir kamp yaptılar. Bu arada değişiklik oldu. Coşkun Demirbakan Ankara Gücü maçından sonra hani istifa diyorlar da istifa demeyelim. Görevden alındı. Ve yerine İsmet Taşdemir geldi. Ben hocayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani İsmet Taşdemir için tecrübesiz bir hoca terimi yanlış bir terimdir. Çünkü tecrübesiz değil. 5 yıl boyunca Mesut Bakar'ın Süper Lig'de yardımcılığını yapmış. Bu da en azından bir teknik direktör kadar tecrübeli olduğunu gösteriyor. Bir de önemli bir kariyeri de olan bir sporcuydu. Dolayısıyla bu tecrübesiz terimlerine ben çok katılmıyorum. Evet. Zaten 6-7 yıllık bir antrenörlük geçmişi var. Çok tecrübesiz sayılmaz. Ayrıca İsmet Taşdemir'in takımdaki sporcular yabancı olmadığını da söyleyebiliriz. Daha önce beraber oynadığı sporcular da var. Hocalığını yaptığı sporcular da var. Büyükşehir Belediyespor'un zaten sporcu kadrosunda bir problem yoktu. Onu söyleyeyim. Yani bence bu ligin en iyi kadrolarından birisiydi. Barış'ın sakatlanması dengeleri alt üst etti. Barış'ın sakatlanması Büyükşehir Belediyespor için büyük bir antikaptır. Büyükşehir Belediyespor'un orta sahasının yükünü taşıyan bir oyuncu. Aynen. Bir de Barış gibi sporcuları günümüz futbolunda bulmak gerçekten kolay değil. Yani çünkü özellikli bir oyuncu. Hem top saklayabilen, top çalabilen bir oyuncu. Oyunu forse edebilen bir oyuncu. Bence önemli bir eksiklik. Bu maçta da biliyorsunuz onun yerine Hasan Emre Balcı aynı bir görevi yapmaya çalıştı. Hasan Emre Barcı da iyi bir oyuncu ama Barış'la kıyasladığında o mevki için
düşünülen bir oyuncu değil. Yani. Maça gelince maç adeta ikinci dakikada koptu. Yani erken penaltı ve kırmızı kart. Büyükşehir Belediyespor için çok büyük bir avantaj oldu. Hani maç öncesinde şöyle dedi. Penaltı pozisyonunu hazırlar mısın? Safet konuşurken ekrana getirelim penaltıyla ilgili bakalım. Yani tabiri caizse derler ya, piyango gibi bir şey oldu. Yani böyle zorlu bir maçta yani. Maç öncesinde düşünseniz ikinci dakikada penaltı kazanacaksınız. Rakip 10 kişi kalacak. Herhalde kimse buna inanmaz. Ama şunu söyleyeyim, şimdi pozisyonu da izleyeceğiz. Birçok insanla bu maçı izlerken penaltı olmadığını söyledi de ben orada da söyledim, burada da söylüyorum. Net penaltı, çünkü Şehmus topu kurtarıyor. Evet, kurtardıktan sonra rakip takımın oyuncunun da hamlesi. Aslında rakip oyuncunun hamlesi de topa doğru, fakat savunma oyuncusu geç kalmış. Geç kaldı. Müdahalede. Evet. Arkadan yapılan müdahalelerden de çoğu fouldur. Bence net bir penaltı. Ama kırmızı kartı ne diyorsun? Kırmızı karta doğru bir karar. Bariz gol şansı. Bir de şey yok demiş, sağ olasın. Cephede bir pozisyon. Yani kaleciyle karşı karşıya. Tabii canım, %100. Şunu söyleyeyim. İnsanların kafası niye karışıyor? Penaltı değildir diyenler niye? Çünkü Türkiye'de maalesef hakemlerin bir standardı yok. Yani hakemler standartı böyle birçok pozisyonda penaltı verilmiyor Türkiye'de. Ama yanlış, verilmesi lazım. Net bir penaltı. 3 tane penaltı vardı. Evet. Ve ondan sonra hakem vermedi. Bir şey böyle sporun daha net penaltısı var. Ben size söyleyeyim. İkinci yerde bundan çok daha net penaltı var. Vermedi. Maç içerisinde de hakem, siz de dikkat ettiyseniz, bu pozisyonda çok etkisinde kaldı. Aslında doğru yapmış olmasına rağmen bunun etkisinde kaldı ve yanlış kararlar vermeye başladı. 1-0'dan sonra Büyükşehir Belediyespor erken golün de avantajıyla iyi futbol oynadı. İyi oyunu iyi organize ettiler. İkinci golü de bulabilirdi. Hatay Spor bir 15-20 dakika bir şaşkınlık yaşadı. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Çok sayıda sarı kart görerek aslında dezavantajlı duruma da geçti. Ama Büyükşehir Belediyespor yakaladı. İlk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendirmedi. Farkı artırabilirdi. İkinci golü artırabilirdi. İkinci yarı Hatay Spor 10 kişi kalmış olmasına rağmen oyunu dengeledi. Bir 20-25 dakika baskı kurdu. Ve iyi de oynadılar. O arada onlar da beraber golünü bulabilirlerdi. Artık oyunun kopma anlarında Hatay Spor yüklenirken Büyükşehir Belediyespor kontrataktan bence Şehmus güzel bir gol attı. İyi bir vuruşta. Top da iyi yere gitti. Ama ondan önce de Şehmus'un daha net kaçırdığı pozisyon var. Kaleciyle karşı karşıya kaçırdığı pozisyon var. Fakat şunu söyleyeyim, tecrübesiyle maça damgasını vuran bir oyuncu Şehmus. Yani sağda adeta basmadık bir yer bırakmadı. Bu çok insan, ben maçlara gittiğim zaman eleştiriyor. Şehmus'u eleştiriyorlar ama ben bu eleştirilere katılmıyorum. Şehmus hem top saklayabilen bir oyuncu, Mehmet Ali de bu da eski futbolcu. Hem top saklayabilen bir oyuncu, hem gol atabilen bir oyuncu. Yani bu tür oyuncular da şu anda Türkiye'de bu tür oyuncuların sayısı da olsun. Hem top saklayacaksınız, rakibi yoracaksınız, hem de gol atacaksınız. Evet. Bence biz bu tip oyunculardan çok şey bekliyoruz ama Şehmus Büyükşehir Belediyespor için çok faydalı bir oyuncu. Ben encümenti bu maçta yani beğendim oyuncuları söyleyeyim. Barış'ın yerine oynadı. Barış'ın, evet. Encümen iyi futbol oynadı. Abdullah Çetin iyi futbol oynadı. Evet. Özellikle ikinci yarı takımın oyundan düştüğü bölümlerde Abdullah Çetin oynadı. Kamil iyi top oynadı. Hı-hı. Yani hemen hemen hiç hata yapmadı. Yani, takım kötü değil. Hatay Spor'dan da Halil Karataş'ı çok beğendim. İyi bir oyuncu olarak dikkatimi çekti. Ama netice itibariyle güzel bir maçtı. Maçın güzel taraflarından birisi de küfürsüz bir maçtı. Yani hiç olumsuzluk yaşanmadı. Maç güzel geçti. Yine Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Fırat Anlı'nın her zaman olduğu gibi bu maça da gelmiş olması, ki bize maçtan sonra yaptığımız söyleşide, yani özel sohbette, bundan sonra diğer basketbol maçlarına da geleceğini söyledi. Gerekli ilgi göstereceğini söyledi. Bir de Diyarbakır'da göreve geldiğinden bu yana bütün sportif müsabakalarda görmeye başladığımız bir vali yardımcısı Mimar Sinan Batmaz. Bence özlem duyulan bir tablo. Aynen. Bir vali yardımcısı şovu da yapmıyor. Böyle çok medyatik de değil, şovu da sevmiyor. Ama daha önce Diyarbakır Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Büyükşehir Belediyespor'u ziyaret etti. Şimdi Belediyespor maçlarına geldi. Diyarbakır Spor maçlarına geliyor. Bence güzel bir tablo. Bunun devam etmesini diliyorum. Ben seyirciyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bir defa tribünlerin yarıdan fazlasının boş olduğunu görmek Diyarbakır'da insanı üzüyor. Her şeyden önce takımlarımız kötü de gitse futbolu izlemeye gelmek lazım ve bu takımlara sahip çıkmak lazım. Şimdi birazdan tabii Mehmet abi konuşunca Diyarbakır Spor'a da geleceğiz. Futbol Federasyonu yeni kriterler uyguluyor. Bu kriterlere baktığımız zaman bu kriterlere uyan iki tane kulübümüz var Diyarbakır'da. Borçsuz mali yapılarıyla. Yani her şey tamam, sportif olarak çok önemli. Yani sportif başarı tabii ki büyük bir eksiklik. Diyarbakır gibi bir kent ikinci lige, üçüncü lige yakışmıyor. Ama bir de işin bir tarafına da bakmak lazım. Yani kulüplerin borçsuz yapısına da bakmak lazım.
Seyircinin de bence gelip sahip çıkması lazım. Yani gelip takımlara sahip çıkması lazım. O tribünleri boş görmek insanı hiç de mutlu etmiyor. Aynen. Evet Emel abi, maçı değerlendirmişsin. Büyükşehir Belediyespor'u nasıl buldun? Hoca değişikliği, takıma olumlu yansımaları nelerdir? Yine Barış Ataş konusu var. Bu takımın transfere ihtiyacı var mı? Bence var ki hangi bölgeler olduğunu da sen söylersin artık. Ben de fikrimi söylerim sağ olsun. Tüm öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Uzun bir aradan sonra ilk defa seyirciyle karşılaşmak güzel bir şey. Ben de öncelikle Adem Eren kardeşimize Tanrı'dan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Evet. Bugün öğrendim. Kızının da taburcu olması benim için ayrıca bir mutluluk, teselli. Safet az önce dedi ki küçük yaşta adamı izlemeye başlayınca ben de biraz kendimi yaşlı hissetmeye başladım. Tabii Büyükşehir'in galip gelmesi hepimizi sevindirdi, mutlu etti. Fakat buradan ders çıkarmak gerekir. Tabii önce hocaya söyleyeyim, hocanın gelmesi spor adamıdır, geçmişi vardır, kariyeri vardır. Bence takımların içerisinde en büyük şey hocanın sporcuyu sevmesi, sporcunun hocayı sevmesidir. Bu ikinin birleştiği anda mutlaka başarı gelir. Birbirini tanıyorlar değil mi? Daha iyi tanıyor. Mesela bir Hamza Hamzoğlu geldi Galatasaray başına. Nereden nereye geldi? Dünyanın en iyi sözde kariyerli antrenörleri varken yapamadıklarını hoca geldi. Niye? O camianın içinden geldi. Aynı dili konuşan insanlar, sporculara kariyeri olduğu zaman sporcunun da ona saygısı vardır. Geçmişine saygısı vardır. Bundan dolayı bu uyuşmazlık giderilince bence takım bundan sonra daha başarılı, istekli, arzulu. Ama ders çıkarmamız gereken noktalar, maçın ikinci dakikasında galip duruma geçiyorsun. Rakip 10 kişi oynuyor. Sen ikinci golü 80. dakikada ya da 88, 89, 90'da mı attı? O civarda attı. Bizim kırmızı kart gelen kardeşimiz Erhan. Ne olursa olsun orada onu yapmaman gerekiyor. Bence orada hakem fantaziye başlıyor. Yani o fırsatı vermemen lazım. 1-0 öndesin, avantajlı durumdasın. Skoru yakalaman lazım. Skor yakalanmadığı için rakip de direniyor, direnç gösteriyor. O konuda son dakikada rakip bir gol bulmuş olsaydı ne yapacak? Biz iki de son dakikada kadar artık yani. Her zaman böyle olmaz. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Evet takım yıllardır birbirini tamamlayan sporcularla oynanan bir şey grupta. Ekipler de herkes transfer yapmış, katkı sunmuş. Bizim de avantajımız hiç transfer yapmamız. Ama bu kendi içimizde bu sorunu çözebilecek kardeşlerimiz de vardır. Yani bir Ercüment geçen sene bu takımda oynuyordu. Oral'da da oynuyordu. İyi başarıyordu. Kamil yine orada. Yani baktığımız zaman hep iyi adamlar. Levent oynuyordu. İyi adamlarımız var. Yani böyle o yedek kulübemiz de zengin. Bu anlamda iyi bir başlangıçtır. Başlangıçlar mutlaka önemlidir. Bunun örneğini işte geçen sene Sivasspor ligi 4. bitirdi. Bu sene kötü başladı. Şu anda en altlarda. Yani lige başlamak mutlaka önemlidir. İyi çıkış yapmak önemlidir. Bence biz ki bunun İlk meyvesini verdi. Bir hocayla bütünleşme de vardı. Yönetimle mutlaka iç. Onlardan sonra sporcular hoca gitti. Yani bu kenetlenme güzel bir şeydir. Bu birlikteliği gösteriyor. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olurlar. Çalışmak lazım. Çünkü ligleri zor. Kategori zor. Bir maç aldığın zaman en alta düşebiliyorsun. Bir maç aldığın zaman en üste çıkabiliyorsun. Yani mutlaka hedefi vardır. Buraya gelen hocaların da mutlaka hedefi vardır. Bu anlamda onlara bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Evet. Seyirci ordumuzda bizim aslında bal ligi müsabakamız vardı bugün. O gün 12.30'da bal ligi müsabakamız vardı. 13'te Büyükşehir Belediye'nin Ahmet'in maçı vardı. Birçok kişi maçı bilmiyor. Maçın oynandığını bilmiyor, haberi yoktur. Bal ligine gelen, müsabakaya gelen çoğusu tesadüfen Büyükşehir maçının olduğunu biliyor. Büyükşehir maçına gelmek isteyenler de çoğusu geldiği zaman da bal ligi maçının olduğunu orada görmeye başladı. Bu da bence Diyarbakır'da çok büyük bir eksiklik. Maçları, peki o zaman ben size sorayım. Saatlerini, günlerini... Niye bal ligi müsabakası bir gün önceden oynatılmıyor? Bütün maçlar aynı saatte başlatıldığı için... Öyle bir şart yok ki. Yani takımlar bütün maçlar aynı saatte başlatılıyor. Öyle mi Yılmaz? Yani bir gün önce bal ligi müsabakası oynatılmıyor. Ama tüm müsabakalar aynı günde başlatılıyor. Aynı saatte başlatılıyor. O anlamda hiçbir takıma farklı bir gün önceden fazla isaat eder. Federasyona başvurulsa olmaz mı? Çok zor. Çok zor. Hava şartları emniyet olarak olmazsa. Kentte bir maçın, profesyonel bir müsabakanın oynanması söz konusuysa eğer, bir müracaatta Futbol Federasyonu'nun
Bence o müracaatı dikkate alacağını sanıyorum. Geçmiş yıllarda yapıyorduk ki emniyet sorunu olduğu müsabakaya. Mesela Diyarbakır maçı var, Büyükşehir maçı var. Aynı güne denk geldiği zaman bunlar yani, arabesi ama biri amatör maçı, Bal Ligi statüsünde, biri de profesyonel maçı. Kategorileri yani ayrı. Sonuçta Bal Ligi'ndeki müsabakayı takip eden seyirci sayısı neredeyse yani, Büyükşehir Belediyespor'u yani, takip edenlerden iki katıydı. Yani o zaman, şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Biz futbolu insanlar gelip izlesin diye mi oynatmaya çalışıyoruz yoksa lig devam etsin diye mi? Biz kimseye haber vermiyoruz ki gelsinler seyirsin. Onu anladım da aynı anda nasıl izleyecek problemimiz de var. Şimdi biz mesela spor severler maçın nerede ne zaman oynayacağını biliyorlar, takip ediyoruz. Ama şöyle bir problem var İlmaz Bey, şimdi beraber gittik yani. Şimdi 12 Şubat'ta 1968 Diyarbakır'la Yozspor müsabakası var. Yarın tarafta ne diğer maçı var. Aynı anda nasıl izleyeceksin yani? Yani. Böyle bir şey olur mu yani? Ben orada gördüm, adam geldi de bu kimin maçı diyor. Koca Diyarbakır'da derbidir ya. Ligin iki takımı, Bal Ligi takımımız var, derbi maçı, haberi yok. O zaman yaparsın, ikinci lig müsabakasını saat 2'de yaparsın. Evet. Yani bu da öyle olabilir. Evet. Ama güzel bir hafta sonuydu, iyiydi. Seyirci profilimiz evet iyi, günden güne gelişiyor, küfürsüz, centilmence olması iyiydi. Bunlar bu süreçte başarılar diliyoruz. Evet. Nevzat Bingöl selam göndermiş, zevkle izliyoruz, Safet'e de selam demiş. Teşekkür ederim Nevzat abiye. Diyarbakır'ın duayenlerindendir gazeteci abimiz. Taner Özbay selam göndermiş. O da TV21. Ona da yeni bir stüdyo yapıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun hayırlı, Taner abi. Çok Allah utandırmasın. Evet. Hayırlı olsun. Tebrik etmek lazım. Çok modern. Onun bir... çok ilginç bir yazısı da vardı. Birazdan sizinle paylaşacağım. Evet. Sporla ilgili. Evet. Bir diğer mesajda da Ahmet Spor'umuz sanki geçen sezona göre daha farklı ve dipdiri oynuyordu. Özellikle 7 numaraya hayran kaldık. Süper oynadı. İnşallah şampiyonluk potasına gireriz. Ben ona katılmıyorum. Geçen seneki tam da dipdiri yani. Hayır, sezonun birinci yarısına göre değerlendiriyor. Evet, doğrudur. Diridir fakat bu diri olmasının sebebi Coşkun Demirbakan'dır. Yani istekli bir takım var. Yani İyi takım kurdu yani. Antrenman programı çok iyidir. Evet. Coşkun Demirbakan'ın. Evet. Çok iyi bir antrenman. Ama bence bir şey eksik yapmıştı. Disiplini. Disiplini ve mütelaşma yoktu. Evet. Şimdi ne değişti? Coşkun Demirbakan'ın gitmesiyle bu futbolcu topluluğunun sevinç yumağı haline gelmesi, İsmet Taşdemir'in bu takıma gelmesiyle ne değişti? Eksik olan neydi? Ne tamamlandı? Bence eksik olan sahadaki sporcuların özgüven içerisinde sevgi yumağının. O sevgi ve enerji Coşkun Demirbakan'dan alamıyorlar mı? Yani şimdi belki dışarıda alabiliyor da ama saha içerisindeki o yani belki kendine göre prensibidir. Kalbinde de kötülük yoktur. Hı hı. Ama o görüntü hem tribüne farklı yansıyordu, tribünden de ona yansımalıydı. Bir çoğunun önüne geçmeye de çalışıyorduk. Sporcunun saha içerisinde el kol hareketi yaptığını görüyorduk, biliyorduk. Gördük evet. De bundan şahit olduk. Saha içerisinde küsmeler bazen oluyordu. Yani. Şimdi kötülük yoktur ama sahada bunlar olduğu zaman sporcu ister istemez yansıyor, etkiliyor, formunu yani, düşürüyor. Ben bir defa şuna katılmıyorum. Yani bunlar görünen bir şeydir. Ben Coşkun Hoca'yla görüştüm. Yani giderken bir şeyler ima etti. İşte bana kumpas kurdu. Ben bu tür şeylere inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Şunu söyleyeyim. Ben kumpas kurulmadığı şey ne değil. Yani bir hocaya da kumpas kurulabilir, tuzak kurulabilir. Veya işte bir takım. Fakat şunu söyle, önce soruyu o kişiler kendine soracak. Yani niye bu aşamaya getirdin yani? Ama bir de bizim sporcular müdahale etmiş, ben öyle duydum. Sporcular müdahale olmuşlar. Niye o aşamaya getirdin? Takı sunmuşlar, ayrılması için çaba göstermişler diye duydum. Ama bunu anladım da sen niye yani o yani bir yönetim varsa sporcuyu nasıl dinler? Benim bildiğim o sporcular hakkında Coşkun Hoca demişti, kadro dışı bırakalım. Takım içerisinde huzuru bozuyorlar, hangi bozuyorlar diye yazı veren yönetime şey veren kişiydi Coşkun Hoca. Ama yönetim onların arkasında duruyor. Sporcuları atmadılar. Hocayı tutmadılar, sporcuları tuttular. Sonra o sporcular ne yaptı? O sporcular da hocayı yemeye başladılar. Ve neticede de bildiğim kadarıyla o şekilde gelişme oldu. Ben şunu öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi, yani sporcu yönetimin üzerine olup, bu yanlış mıdır, doğru mudur? O yanlıştı tabii. Yani ayaklar baş olursa ne anlamı var? Tabii kulübü yöneten yönetimdir yani sporcu. Evet. O anlayı ayrı bir şey ama ben hoca için soruyorum. Yani niye bu aşamaya getirdin yani? Tabi bu ayrı bir tartışma. Sporcular ilişkilerini niye kopuktur? Yardımcılarını özellikle söylüyorum, onun yardımcılarını söylüyorum. Niye ilişkilerini sporcularla kopuktur? Neden? Nereye sonuçlandı? Kendisine mal oldu gitti. Yanlış mı emin olmaz? Yani bunlar olması lazım. Niye sporcularla iletişimi kopuk o zaman? Bunu kendine sorgulayacaksın yani. Hoca için söylemiyorum sadece, yardımcılar için de söylüyorum. Bir ekiptir sonuçta. Niye ilişkilerini kopuk o zaman? Onu da sorgulamam. Ben duydum bir yerde tartışmışlar. Karşı karşıya geldiğinde ama tartışmışlar. Bu da doğru bir şey değil. Mutlaka uyum içerisinde olmadıklarını gösteriyor. Şimdi hocayla kopukluk bu takıma yansıyordur işte. Kopukluk yaşayanlar işin garip tarafı. Oynamayanlar değil, oynayanlar.
Evet. Nereye bir ikilem vardı. Yani Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde bir ikilem vardı. Takım içerisinde bir disiplin sorunu vardı. Birileri benim borum ötsün, lider ben olayım şeyini, hesabını güdüyordu. Ve bu da olduğu gibi yansıyordu. Ben kavgası yapınca dışarıdan görünüyordu. Ha. Birkaç kere dile getirmemize rağmen bir çözüm bulunamadı. Artı Coşkun Demirbakan bunun çözülmesiyle ilgili sezonun son maçında sonra listeyi vermiş yönetime. Daha önce de demiş, onu biliyorum. Bir en son bu adamların göndermesi gerektiği. Ama yönetim hayır demiş. Ondan dolayı da aralarında böyle bir sorun çıkmış ve göndermişler. Evet, zafiyet de var onun tabii. Evet. Tabii bu sezon içerisinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un ekonomik anlamda yaşamış olduğu sorunlar, sıkıntılar var. O da bir etkendir. Son evet. Anda eğer müdahale edilmeseydi bu takımdan ayrılmayı düşünen birçok oyuncu vardı. Evet. Bu sorunlar ortadaydı. Şimdi Mart ayında bir kongresi var. Birçok şey değişecek. Sivil bir yönetim mi geliyor? Bilmiyorum. Sivil deyince bunlar ordu mu? Milli takım. Askeri mi? Şimdi bu arkadaşlar ya güçlendirerek devam edecekler yönetimler ya da yeni yöneticiler gelecek. Şimdi baktığımız zaman geçen seneki yönetimle bu yönetim arasında ciddi bir farklılık var. Bunu ister yönetim anlamda söylediniz, isterseniz ekonomik anlamda söylediniz. Geçen yıl ekonomik anlamda bu kulüp hiçbir şekilde sorun yaşamadı. Tesisleşmesini devam ettirirken başarılı sonuçlar da alıyordu. Bir de dar bir kadroyla. Playoff'a kadar gitti, finalden döndü. Hayır, bir de dar bir kadroyla. Yani öyle değil mi? Finali kendi elinde. Bu bir başarıydı. Hı. Ve şu ana kadar Türkiye liglerinde belki de ekonomik anlamda futbolcusuyla sorun yaşamamış yegane kulüplerden biridir. Boş sözleşme imza atıyorlar değil mi? Yani nedir? Güven esasına alıyordur. Ama bu sorunlar bu sene yaşandı. Evet. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un almış olduğu pay düştü. İnanılmaz düştü. %60'lardan %10'lara düştü. Hangi pay? Belediyeden alınan vardı ya. Ha. O pay müthiş düştü. Bu sıkıntılara rağmen eğer Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi şu anda daha da bu potan içerisindeyse, evet, bu kaliteli bir kadrosunun olmasından kaynaklı. İyi bir takım olmasın. Ben size bir soru sorayım. Bu ekonomik sıkıntılarla ilgili genelde yıllardır spor kamuoyunda şu konuşulur. Efendim X bir yönetim geldi. Ben sadece bu bir şey Belediyespor için söylemiyorum. Diyarbakır Spor için de söylüyorum. Bütün kulüpler için söylüyorum. X bir yönetim geldi ve kimse destek çıkmadı. Ben bunu bu dediğimi çok yanlış buluyorum. Şimdi bir yönetim geldiği zaman kendi planlamasını mı yapmıyor mu? Yapıyor. Bir yerlerinden medet bekleyerek geliyor. Hayır, şimdi o yanlış bir şey. Şimdi Metin Kılavuz yönetimi de sonuçta iş adamlarına oluşan bir yönetim değildi. Onlar da bu tarz bir yönetimdi. Ben bugüne kadar da işte biz destek alamadık dediklerini görmedim. Yani kaynak oluştu. Oluşturuyorum. Oluşturacaksın yani. İşin Metin budur yani. Kılavuz kaynak konusunda hiçbir sorun yaşamadı. Yani, oraya gelmişsen... Ha, bunu bütün kulüpler için söylüyorum. Yani bugün Galatasaray için de söylüyorum. Fenerbahçe için. Ben geldim işte kimse bize destek çıkmadı. Yahu birilerine güvenerek mi geliyorsun? Böyle bir şey olmaz. Evet. O zaman sen gelme kardeşim. 2000 tane sporcudan bahsediyoruz. Evet. Değil mi? Doğru. O 2000 tane sporcusu olan, altyapısı güçlü, tesisi olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'da altyapıdan bir tane sporcu var mı A takımda? Yok. Bir Agit var. O Agit de kirala gitti bana. Evet. Yarı oynuyor, yarı oynamıyor. Yok, bu mu? Yok, daha gitmedi. Daha gitmedi mi? Gidecek. Gönderecek. Yani bu durumda. Sen sabaha kadar de ki benim altyapımda 5000 tane sporcu var. O altyapı sana kaç tane sporcu vermiş? Onu sor. Altyapısındaki sporcular da dışarıdan transferle gelmiş. Olsun, olsun. Van'dan gelsin, Mardin'den gelsin, Batman'dan gelsin, Urfa'dan gelsin, Diyarbakır'dan olsun. Ama o adamlar ne kadar yetiştirildi ve alt takıma ne kadar kazandırıldı? Bu önemli. Yoksa altyapım var benim. Eyvallah, altyapım var da sen sporcuyu daha da götürüp dışarıdan transfer ediyorsan alt takım için, o zaman sen altyapıyı sırf meşgale olsun diye yapıyorsun. Bu Diyarbakır ve bölgenin genel için ciddi bir sorun. Evet. İşte Mart ayında yapılacak olan değişiklikle Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'da bazı şeyler değişebilir. Bazı iş adamı ismi de geçiyor. Olabilir. Yani senin dediğin gibi işte belediye ile organik anlamda herhangi bir bağ olmayan insanlardan kurulmuş bir yönetim de
iş başına gelebilir. Ama sonuçta ortada çok temiz, pırıl pırıl bir kulüp var. Ekonomik geliri olan, gelir evet. kaynakları olan, tesisi olan bir kulüp var ikinci ligde. Bence en büyük avantajı da Fırat Anlı gibi sporla ilgilenen yani, ve sporu seven benim. Yani ben geçen kendisiyle bir sohbetim oldu. Evet. Yani bir defa bu işi şov yapmak niyetiyle yapan biri değil. Yani sporu sevdiği için bir şeyler yapmak istediği yapıyor. Mesela büyük bir avantajı. Ama şu var. Ben gelen yönetimlere bir kez daha Yılmaz sizin müsaadenle sesleniyorum. Bütün kulüpler için söylüyorum. Ya birilerine güvenerek gelmeyin. Yani. Ne siyasete güvenerek gelin, ne kurumlara güvenerek gelin. Sizin bir planınız, bir bütçeniz varsa kişi kendine güveniyorsa kendi planlamasını yapar, çıkar gelir der ki ben buradayım. Yani ben şu işlemden bu kadar bekliyorum. Şunu yapacağım. Şu projeyi hayata geçireceğim diye gelecek. Birileri zaman destek vermedi. Evet. Şimdi mesela sana söylenen bana da söylenen. Bu sene belediye parayı daha çok sosyal yardımına göndermek zorunda kaldıysa kulüp. Ya böyle bir şey olur mu? Yani? İbrahim. Abi kulübün federasyon para veriyor. Seslerde bir sıkıntı yok değil mi? Federasyon bir dinle bak. Veriyor. Bir şikayet geldi. Federasyon para veriyor mu? Veriyor canım nasıl veriyor? Yardım gecesi yapıldı, toplanıldı. Varsay maaşına kalan paralar vardı geldi. Yani tamam, kulüp rahatlıkla bu sene bütün transferlerin parasını çıkardı. Bir kısım ödeme yapılmış ama. Ya çıkardı diyorum. Sezon sonuna kadar olabilecek tüm paraları yatırdılar. Evet. Diyarbakır'da o kadar yetenekli sporcu var ki eğer altyapıya önem verilse milli takıma gidecek futbolcular bile var demiş. Doğru bu. Rüzgar Melik. Yani bizde kemik oranında %40 avantajımız var bu bölgenin insanlığı. Tamam niye? Bu çocukları yetiştirecek adam yok demek ki. Ama ciddi, sormak, sorgulamak ciddi bir problem var. Ben size söyleyeyim. Bu çocukları yetiştirecek. Ya bakın. Çalışacak bir koca ordumuz var. Koca ordumuz var. 10 tane. 10 tane hocamız yok. Koca ordumuz 10 tane. Ne 10 tane takımlar içerisinde dönem dolaşıyor. Senin hocan amatör müsabakada dinler misin hocam? Ben dinleyeceğim. Senin hocan amatör müsabakada kenarda sahada maç oynanırken orada daha da kenarda sigara içme cüretinde bulunuyorsa senin o hocan sporcu yetiştiremez. Sporcu telefonla konuşuyor. Gerek yetiştiremez. Telefon 15 dakika. Ya telefonla konuşsun sabaha kadar. Maçın içinde. Hocam sigara içiyor sigara ya. Aynen. Ayrıca kenarda nostaljik atayım. Kanepede futbolcu sahada ter döküyor, futbol oynuyor. O elinde sigarayla kulübenin arkasına geçiyor, geliyor. Böyle mi yetiştireceksiniz sporcu? Bir, yarım saat maça çıkıyor, yarım saat telefonla konuşuyor. Adamın verebileceği ne olabilir? Neymiş? İki. Olay şudur şu. Önce hoca kendini yetiştirecek. Ondan sonra milletin çocuğunu yetiştirecek. Ama bir problem daha sen var. Sen bir problem söyledin. İki de dedim gelip adam yarım saat telefonla konuşur. Üç. Eskiden şunu diyordum. Dönebilecek kaç tane hocamız var? 10 kişi. A takımdan gider, B takımdan gider. Onlar da hep paralı olan takımlara gelir. Çok önemli bir noktayı daha söylemediniz. Parasız takımlara kimse gelmez. Benim içime bir yara olmuş söyleyeceğim özellikle. Diyarbakır'da sporcuların önündeki engel hep diyoruz ya, sporcu yetişmemesinin önündeki engel hep bir şey suçlarlar. İşte yara basını suçlarlar, yöneticileri suçlarlar. Evet ben kabul ediyorum. Hayır, yönetici hata var. Yoksa şöyle söyleyeyim, bir yara basın mensubu olarak ben bu payı kabul ediyorum kendi üzerime düşeni. Yöneticilerle ilgili olan kısmını da kabul ediyorum ama bir şey daha söyleyelim. Okay. Antrenörlerimiz kendilerine bir özelleştirme yaptılar. Sonra en önemli noktalardan bir tanesi sporcu belirleri. Diyarbakır'da sporcuların yıllardır, belki Mehmet Bey sizin oynadığı dönemde de dair sporcuların iyi bir yere gelememesini. Yani yere gelmek sadece yetenekle ilgili bir şey değil. Bizim dönemde kalkmıyor. Temiz, ahlaklı, prensipli sporcular yetişmemesi önündeki engellerden bir tanesi de sporcu belirleyici. Allah için bu sporcu belirleyici sporcuları rahat bıraksınlar, ahlak çavuş ilişkilerinden de vazgeçsinler. Evet. Şimdi maç sonrasında hemen gidelim. Hem maç sonrasının değerlendirmeleri de bir dinleyelim. Yeni hocadan, yöneticilerden, futbolculardan maçın değerlendirmesini dinleyelim. Tabii o senin söylemek o 1-2-3 diye maddelendirdiğin olaylara 3-4'üncüyü de göndermiş arkadaşlar. Diyor ki bu da bir şey mi? 4 sene önce bahis kuponunu yatırmaya gönderiyordu hoca. Tebrik ediyorum. Ben bilmediklerimiz konuda bize kalkıp çalışamadım. Bu da 4'ü de kapak olsun hepinize. Doğrudur abi. Yani. Yani hoca sporcuna bunu yapıyor. Hakikaten onu da unutmuşuz yani. Ya, böyle bir şey var mı ya? Yani arabadan kovdu. Hoca yetiştireceğiz. Sporcu yetiştireceğiz. Önce hocaları yetiştirme kursu açacağız. Tamam hocayı arabadan abi, kovdular. Abi tenzih ediyorum değerli abilerimiz kardeşlerim. Abi hocayı arabadan kovup itmediler. Arabadan atmadılar adamı. Evet. Ötesi günü gitti başka bir takımda. Ben şimdi söylediğin zaman ne muhtemelen gelen mesajlarda söylüyor. Niye isim vermiyorsunuz? Ya o kadar çok isim ki hangi ismi verelim? Yani gelip soyunma odasına başkan diyor ki bu maçı bilmem ne yapsınlar diyen antrenör var Diyarbakır'da. Evet. O nasıl ahlaklı sporcu yetiştirmeyi becerecek? Evet.
Şamur Şenliğiz bir mesaj göndermiş. Uzun bir mesaj göndermiş. Bekliyordu zaten. Diyarbakır Spor'la ilgili. Maç sonrasını isterseniz birlikte izleyelim. Ondan sonra bu mesajı okuyacağım. Çok önemli gelişmeler var. Transferlerle ilgili. Hem Diyarbakır Spor'da hem Büyükşehir Belediyespor'da. Şimdi transfer konusunu sordum ama net bir cevap alamadım. Bana göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'da acilen bir santfor ihtiyacı var. Acilen iyi bir orta saha, Barış'ın boşluğunda olacak bir adama ihtiyaç var. Bu anlamda transfer arayışına başlamış durumda Büyükşehir Belediyespor. Ve çok önemli, Diyarbakır taraftarının, Diyarbakır Spor taraftarının çok sevdiği, oynadığı dönemde tribünleri coşturan ama beyefendi bir kardeşimiz. Bazı sıkıntılardan dolayı da Diyarbakır'dan ayrılmak zorunda kalmıştı. Şu anda Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'la transfer görüşmesi halinde, eğer olursa onu yeniden o 10 numaralı formasıyla göreceğiz. Tabii o numara giyemeyecek Yusuf'tadır o numara ama. bir numara bulunur. ama Diyarbakır taraftarının çok sevdiği bir kardeşimiz. Hakikaten onun o atmış olduğu friki golleriyle böyle coşuyorduk. Çok sıkıntılı anlarda böyle bir çıkıyordu ortaya. Bir serbest duruş pozisyonunda tak diye çatala asıyordu. Ondan sonra tribünler coşuyordu. Kimse anlamamış. Herkes anlamıştı. İyi, anlayan var mıdır? Siz anladınız ama onlar taraftan anlayanlar yazsın o zaman. İki kişiydi. Birisi bıraktığına göre teki kalıyor. Yani şu anda genç kardeşimiz daha devam ediyor. Yani. Çok genç değil de. Bir ara ceza almıştı falan bizden. Neyse. Evet. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Hatay karşılaşmasından sonra Ahmet Spor röportajları vardı. Hem hocanın, yöneticilerin ve futbolcuların söylediklerine bir kulak verelim. Evet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yeni ismiyle Ahmet Spor Futbol Şube Sorumlusu Sayın Mahmut Dağ'la birlikteyiz. Sayın Dağ, bugün ikinci anın ilk maçında yeni teknik heyetle ilk galibiyet geldi. Neler diyeceksiniz? Evet, ben başta teknik heyetimize ve sporcularımıza teşekkür etmek istiyorum. 2015'in ilk ikinci yarısının ilk maçında bize galibiyeti armağan ettiler. Çok iyi oldu. Hatay güçlü bir takım biliyorsunuz. Şu anda ilk 5'in içerisinde olan bir takım. Bu takıma karşı ilk maçta 3 puanla maçı bitirmek elbette mutluluk verici bir durum. Bundan sonra da tabii bundan sonraki maçlar içinde bu ikinci yarının ilk galibiyeti doping oldu diyebiliriz. Sporda tabiri caizse. Bundan sonraki maçlarda da aynı performansı gösterip yolumuza devam edeceğiz. Ben sporcu arkadaşlarıma ve teknik heyete, seyircilerimize teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun Sayıda. Sağ olun. Avcı'la birlikteyiz. Ben. İkinci anın ilk maçında galibiyet, yeni bir teknik heyet, neler diyeceksin? Biz maça başlamadan önce inancımızı ortaya koymuştuk arkadaşlarımızla. Yeni bir sayfa açtık. Bu yeni sayfada gidebileceğimiz yere kadar gitmeyi düşünüyoruz. İyi bir birliktelik sağladık kısa dönemde yeni hocalarımızla. İnşallah lig sonunda istediğimiz yerde bir üstlükte bir şekilde oluruz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Ne diyorsam? Evet, takım kaptanı Şevuz Özel'le birlikteyiz. Bugün attığın 2 gol ve gelen 3 puan vardı. Neler diyeceksin Şevuz? Evet, öncelikle zor bir maçtı bizim için. Maça çok istekli başladık. İstekli, arzulu. 3 puana ihtiyacımız vardı. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes elinden gelen mücadeleyi verdi. O yüzden herkes mücadele etti ve zaten sonuç kendiliğinden geliyor. İnşallah bundan sonraki maçlar da öyle olacak. Ben burada hani bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Defansın sigortası Kamil İçer'le birlikteyiz. Kamil, bugün çok zor bir maç oldu. Memleketinin karşı oynadın, Hatay'a karşı oynadın. Neler hissettin bu maçta? Ya, yeneceğimizi biliyorduk. Hocalar geldiğinde bize her şeyi kamçıladılar yani. Başarıyı açtılar onlar. Biz de başarıyı açız. Onu bize yansıttılar. Biz de çok iyi mücadele ettik bugün. Galibiyeti hak ettik. Hatay Spor da iyi oynadı. İyi mücadele etti o kişiyle. Neler hissettin Hatay'a karşı oynamak, kendi memleketine karşı oynamak? Güzel bir duygu. Yenmek çok daha güzel bir duygu. Aynen, tabii ki de. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
yaptığın presle, top taşımayla yaptığın asistle maça damgasını vurdun. Neler diyeceksin maçla ilgili? Gerçekten çok mücadele ettik. Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Buraya getirip bizi yalnız bırakan taraftarlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi hedefimiz playoff. İnşallah onu da yapıp direkt bir üst lige çıkarız. Apo taraftarlar için neler diyeceksin? Taraftarlar inanılmaz bir deseyi var. Taraftarlar gerçekten bugün çok müthişti. Onlar daha iyi olacak da biz de daha iyi oluruz. İnşallah böyle devam eder. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam abi. Evet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Amel Spor'un yeni teknik sorumlusu Sayın İsmet Taşem ile birlikteyiz. Hocam ilk maçınıza çıktınız. İlk maçta alınan 3 puan neler diyebilirsiniz? Ya galibiyet her zaman güzel. Galibiyetten önce arkadaşlarımın sahadaki mücadelesi beni çok mutlu etti. Maçlarda galip gelebilirsiniz, yenilebilirsiniz. Bunların hepsi var futbolun doğasında. Ama bugünkü mücadele gibi mücadele ettiğiniz zaman yenilmeniz çok zordur. Arkadaşlarım Canı Gül'den tebrik ediyorum. Oynayan oynamayan. Bugün hepsi çok yürekten istediler. İstediklerini de aldılar. Başlangıcımız 3 puan oldu. İnşallah devamı gelir. Hocam maçın hakemliğe bir şeyler söylemek ister misin? Erhan Eren'e gösterilen bir kırmızı kart vardı. Türbüne tepki çekti. Ya biz bundan sonra ne söylesek boş. Evet. Sonuçta bir karardı. Yanlış, doğru, uygulandı. Yapılacak bir şey yok. Bundan sonra birazcık daha biz de dikkatli olacağız. Hakemler de dikkatli olacak. Hocam ilk defa Diyarbakır'a geldi teknik direktör. Diyarbakır taraftarını nasıl buldunuz? Birazcık daha bugün sahayı doldurmasını beklerdim. Ama olan seyircimiz de bize yetti. Bizi de gaza getirdiler. Oyuncu arkadaşlarımızı da gaza getirdiler. 3 puanda onların da çok büyük payı var. Teşekkür ederim hepsine. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet taraftarlar, Dernek Başkanı Sayın Ramazan Tugay ile birlikteyiz. Sayın Tugay, bugün yine maça geldiniz. Hatay maçına. Neler diyeceksin? Kalkınlar 3 puan. Tabii ki alınan 3 puanla gerçekten mutluyuz. Şunu söyleyeyim. Sezon başında belli maçları takip ediyoruz. İlk defa böyle Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Spor diyelim. Göze hoş gelen futbol, mücadele eden, koşan bir ekip. Gerçekten de İsmet Hocam bu maçta iyi hazırlanmış, iyi motive olmuşlar. O nedenden dolayı, alınan 3 puanından dolayı da çok mutluyuz. Tabii ki taraftarların biraz daha ilgisi olması gerekir. Bana göre bu... Taraftar Dernek Başkanı olarak bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi'nin yanında olacak mısınız? Tabii ki bireysel olarak olacağız yanında işin açıkçası. Bunu yönetim düşünmesi gerekir yani. Ahmet Spor halkın takımıdır. Hepimizin takımıdır. Tabii ki ortak değerimizin, bu ortak değeri hepimiz sahip çıkmamız gerekir. Ben teşekkür ediyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahmet Spor Genel Sekreteri Sayın Sabahattin Dinç'le birlikteyiz. Bugün ilk başta maçla ilgili görüşünüzü bir alalım. Neler diyeceksiniz? Yani kısa dönemde bir teknik heyete bir değişiklik yapmıştık. Bu değişikliğin takıma bir sinerji yaratacağından emindik. Futbolcularımız da yüreklerini sahaya koydular. Meçede 2-0 gibi bir ne skorla galip geldik. Oynanan futboldan da memnunuz. Futbolcuları bu anlamda tebrik ediyorum. Hafta içi Diyarbakır Büyükşehir Ahmet Spor'a ismini kullandığı için 10 milyar bir para cezası gelmişti. Bununla ilgili neler diyeceksiniz? Şimdi bu tamamen hukuksuz bir karar. Artı yetki gaspı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu konuda karar verecek olan dernekler masasıdır. Biz isim değişikliği konusunda şimdi biliyorsunuz kulüpler ya dernekler statüsünde faaliyet yürütür ya şirket statüsünde faaliyet yürütür. Dolayısıyla biz de dernekler statüsünde faaliyet yürüttüğümüz için dernekler masasına gerekli müracaatlar yapılmış. İsim tescil edilmiş, tüzüğümüz onaylanmış. Dolayısıyla biz federasyonun bir yetki gaspı içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Kararı da tamamen hukuksuz buluyoruz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, maç sonrasında dinledik. Tabii maç sonrasında önemli başlıklar var. Bu başlıkların en içinde mesela en çarpıcısı Sayın Sabahattin Dinç'in en son yapmış olduğu açıklama. Sabahattin Dinç, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri. Soru şuydu, Burhan ona şunu sordu. Dedi ki bu ceza ile ilgili en son Futbol Federasyonu tarafından 10.000 TL bir ceza verilmiş durumda. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Bu arada Burhan'ı tebrik ediyorum. Müthiş bir soru sormuş. Soruyu ben sordum da.
Öncelikle tebrik etmek lazım arkadaşımıza. Sağ olsun, röportajları yaptı. Şimdi burada aslında bir problem var. O problem Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un isminin değiştirilmesiyle ilgili süreç mi, hata, yoksa Futbol Federasyonu'nun Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'a vermiş olduğu para cezası mı, hata, problem nerede? İkisi de birbirleriyle ilintili konular. Ama en doğrusunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Futbol Federasyonu sezon başında planlamasını yaparken kulüp bildirim formları. Ya, kulüp bildirim formlarını kulüplerden ister isim hem olarak. Bildirim başında devre olsun. Fikstüre o şekil dahil olursunuz. Kulübün antetli kağıdı bellidir, kulübün logosu bellidir, kulübün kaşesi bellidir, kulübün adresi bellidir, şey bellidir, telefonu bellidir, maili bellidir, faksı bellidir. Her şeyi bellidir. Siz devre arasında fikstürler çekilmişken isim değişikliğini alıp dernekler masasına bir hafta içinde bildirdiniz kongreden sonra. 44 gün bekleyip niye Futbol Federasyonu'na başvuru yapıyorsunuz? Bir kere o bir soru işareti. Ceza olayından sonra başvuruyorlar. Ne cezası? Ceza çıktıktan sonra başvuruyorlar. Onu da söyleyeyim ben. Ayrıntı. Bu Galatasaray maçından sonraki ceza. Hayır. Mi? Bu kulüp bildirim formundaki o logo olayından dolayı ceza geldikten sonra federasyona başvuruyorlar. Başvuruyorlar. Bir de o var. Kimse doğru daha başvuru yapmadan kulüp bildirim formunda Ahmet Spor ismini kullanıyor. Evet. Ahmet renklerini kullanıyor. Aynen. Ondan dolayı ceza alıyor. Evet. Bu sefer kalkıp başvuru yapıyor. Evet. İsim değişikliği istiyoruz diye. Evet. Peki Osmanlı Spor'un ismi nasıl değişti? Ben problemin ne olduğunu söyleyeyim burada. Şimdi Ahmet Spor diye bir kulüp vardı zaten. Evet. Tescilli bir isim. Futbol Federasyonu tarafından tescilli Ahmet Spor vardı. Hı hı. Bu kulüp kongresini yaptı ve kendi ismini Amit Spor olarak değiştirecekti. Amit Spor olarak. Fakat bu süreç uzadı. Yani bu Ahmet Spor, eski Ahmet Spor, yani amatör ligdeki Ahmet Spor'un Amit Spor olarak değiştirmesiyle ilgili süreç Mehmet abi biliyor ama ben bildiğimi söyleyeyim. Uzadı. Büyükşehir Belediyespor kongresini yapmadan önce, aslında şunu söyleyeyim. Kongreyi yapmadan önce isim değişikliği için zaten şeye başvurmuştu. Dernekler İl Müdürlüğü'ne başvurmuştu. Evet. Ve şunu söyleyeyim. Dernekler İl Müdürlüğü gerekli evrakların da kendilerine iletilmesinden sonra, bakın süre söylüyorum, 2 ay önce zaten Ahmet Spor ismini tescil etmiştim. Yani Dernekler İl Müdürlüğü'ndeki arkadaşlardan öğrendim. Dernekler İl Müdürlüğü nereye bağlı? İçişleri Bakanlığı'na bağlı. İçişleri Bakanlığı da bunu onayladı. Şimdi fakat Büyükşehir Belediyespor, ben bildiğimi söyleyeyim, belki itiraz ediyorlarsa o zaman söylesinler. Büyükşehir Belediyespor, Dernekler İl Müdürlüğü'nden tescil edilen Ahmet Spor isminin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da tescil edilmesi için gerektiği başvuru yapmamış. Bunun da süresi 45 gün. 45 gün süre içerisinde başvurmadığınız zaman o başvuru hazırlığını yapmak için yaptığınız bütün hazırlıklar gidiyor. Bir daha başvurmanız gerekiyor. Ceza geldikten sonra başvuru yapılıyor. Ama şunu söyleyeyim. Bu Futbol Federasyonu'nun bu haksız kararını onayladığımız anlamına gelmez. Burada kesinlikle bir çifte standartı var. Türkiye'de nice kulüplerin isimleri değişmiştir. Ve Futbol Federasyonu bunları onaylamıştır. Tescil etmiş. Burada bir art niyet var. Art niyet hukuk kurulunun art niyetidir. Hukuk Futbol Federasyonu art niyetidir. Evet. Yasal olarak şunu söyleyeyim. Yılmaz Bey. Futbol Federasyonu talimatlarında, tescil yönetmenliği talimatlarında ki Mehmet abiyle beraber bıraktık. Böyle bir yetkisi var. Yani siz bildirdiğiniz logonun dışında, ismin dışında logo kullanamazsınız. Resmi sitemizde bunu gösteremezsiniz. Bu doğru. Hı. Fakat bu bütün kulüplere uygulanıyor mu? Maalesef bütün kulüplere uygulanmıyor. Bu kadar bir çifte standart. Yine bölgeye karşı bir çifte standart söz konusu. Ahmet Spor ismine karşı bir çifte standart söz konusu. Ama Futbol Federasyonu çifte standart uygularken, hukuk kurulu deyim yerindeyse hukuksuzluk uygulayıp da yetki gaspı yaparken bir de Ahmet Spor'un yaptığı yanlışa bakmak lazım. Madem Dernekler İl Müdürlüğü tarafından bu isim onaylanmışsa, tescil edilmişse niye zamanında Futbol Federasyonu'na başvuruyorsunuz? Bu bir, ikincisi başvurmamışsanız sizin isminiz Türkiye Futbol Federasyonu'nun listesinde ne diye geçiyor? Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor olarak geçiyor. Yani bu da ilgili görevlilerin de çok büyük bir hatası var. Bence o kişileri de bu hatalarından dolayı eleştirmek lazım.
kulüp bildirim formunda niye böyle bir hata yapıyorsunuz yani? Evet. Yani siz biliyorsunuz ki, şöyle bir şey söyleyeyim, biliyorsunuz ki karşıda bir kurum var ve bu kurum size açıklarınızı arıyor. Açık, ha. Sen de nereye bir açık, niye böyle bir açık veriyorsun yani? Madem öyleyse sen niye? Yani bu altta çalışan personelin işgüzarlığı mı? İşgüzarlığı değil. Mı? Değil. Hayır şöyle değil. Söyleyeyim. Yani üstteki başkan, as başkan, yönetim kurulu bu kağıtlar basılırken o zaman onlar işgüzarlığı. Yani şimdi bu iki tane personelin üstüne atılacak bir olay değil. Yani, yani. Ama bu hiçbir şekilde Futbol Federasyonu'nun yaptığı hukuksuzluğu hakkını çıkarmaz. Kesinlikle hukuksuzluktur. Bence hukuksuzluk değil. Bak. Amir spor. Bana soracak olur sana. Bir tane sormayalım bence. Bunun şöyle söyleyeyim, örneklerini vereyim. Şimdi bizler amatörlerde geçen yıl Barış Spor ismiyle mücadele. Bu yıl Hebun Ali Parspor, Varlık Spor. Geçen yıl ismini değiştirdi lig oynanırken. Oynanırken değişti. Lig fikstüründe Barış Spor geçtiği için Barış Spor'la lig sonuna kadar devam etmek zorundadır. Öyle bir zorunluluk yokmuş. Bu talimattır. Lig fikstürünü hangi isimden görürsen sezon sonuna kadar da o isimle mücadele etmek zorundasın. Bu bir talimattır, evet. Statüdür. Çünkü statü sezon başında takımlar gidip imzalıyor, onaylıyor. Ben bu isimden giriyorum diye. Ben bunu ilk defa öğreniyorum. Statü öyledir. Bunu biz geçen yıl Barış Spor'a uyguladık. Sezon sonunda ismi değişildi. Bu sene sezon başında fikstürünü getirdi. Hebun Ali Parspor olarak lige de aldı ve o şekilde devam ediyor. Ahmet Spor, iki tane Ahmet var şu anda. Yani şimdi şu şekilde olabilir mi? Diyarbakır Büyükşehir Belediye Ahmet Spor olabilir mi? Hayır, hiçbir önüne de arkası, önüne ne anlamda? Reklam amaçlı. Şimdi var mesela. Reklam amaçlı. Medikana Sivas Spor. Bak Sivas Spor'dur. Önüne Medikana alabilirsin. Ahmedikana alabilirsin. Yemlikana alabilirsin. Alabilirsin. Ne şey var? Ha, alabilirsin. Ne Kayseri Erciyes'in adam ismini vermiş. Suat Altın. Suat Altın inşallah. Onlar önüne reklam amaçlı, sponsor amaçlı kulüplere geri getirdiler. Tamam biz de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Ahmet Spor. Sponsor önüne alırsın yaparsın. Ahmet Diyarbakır Büyükşehir. Yapabilirsin. Sponsorluğu olur yapabilirsin. Bir şirketin ismi olur yapabilirsin. Bu öyle. Ama Ahmet Spor amatör takımı ligde bu sene amatör statüde mücadelelere katıldı. Hı. 19 liginde süper amatörde lige katıldı. Burada bir lig vardır oynandı. Hı hı. Oynandığı için katıldı. Ondan sonra Büyükşehir Belediyespor ismi aldığı zaman sezon başında Büyükşehir Belediyespor geçtiği için sezon sonuna kadar Futbol Federasyonu'nun yazışmalarında Büyükşehir Belediyespor diye geçer. Tamam. Ama resmiyetinde Ahmet Spor diye tescil edilmiş. Kulübün ismi normalde resmiyette Ahmet'tir. Ama yazışmalarda, Büyükşehir Belediyespor'da, evraklarda, işlemlerde, sistemde, FS'de peki, Büyükşehir Belediyespor diye geçecektir. O zaman şu soru soruyorum. Statü bu. O zaman sezon çok özür. Sezon sonu biter, Ahmet Spor müracaatını yapar. O zaman kabul etmeleri zaman biz deriz ki işte çifte standarttır, yapılmıştır, yapılmamıştır. Doğrusu budur. Yani. Budur. Şu an itibariyle yapılacak bir şu şey şu anda yok. Olayı böyle bu şekil kanalize etmek bence... Yok. Ateşe Ahmet görecek. Spor amatörde mücadele etmiştir, ismini almıştır. Amatörde alan ya bir takım ikinci bir isimle farklı bir liga giremez. Söyleyeyim. Mehmet abi diyoruz ki isim değişikliği yapıyordun, sezon başı yapsaydın. Devre arasındaki yapılacak olan isim değişikliğinin kulübe yansımayacağını biliyorsunuz. Logo değişikliğinin kulübe yansımayacağını biliyorsunuz. Fikstür çekilmiş, ligler belli, her yerde ismin belli. Adam bunun senden resmi şekilde başvurun bile yok. Denekler olarak tamam sen tüzüğünü falan deneklere vermişsin problem yok. Ama senin birinci muhatabın iştirak ettiğin lig. Ligin sahibi Futbol Federasyonu. Denekler ligi organize etmiyor. Etmiyor. Bir de bu Amespor amatörde mücadele etmiş. Bu o zaman da giriyor biliyor musun? O zaman Aziz Yıldırım yıllardır savunduğu bir gerçekliğe giriyor. Amespor Amespor amatörde mücadele etmiş. Çift başlı bir futbol zaten bu spor yeni kriterler niçin kuruldu? Hayır. Şimdi şu anda Futbol Federasyonu şu kararlar şunu gösteriyor. Birçok kulübe yaptığı gibi daha başka kulüpler de yaptı. O zaman Futbol Federasyonu derneklerin iyi müdürlüğünü takmıyor. Takmıyor evet. Evet takmıyor. O zaman dernekler müdürünün hiçbir işlevi de kalmıyor o zaman. Kalmıyorsa kapatsınlar abi. O zaman şunu söyleyeyim yani. Zaten o zaman acı aslında şimdi biraz sonra başka bir bomba atacağız ortaya. Diyarbakır Spor'un ismi değişmiş. Şu anda mevcut olan yeni Diyarbakır Spor Kulübü, Diyarbakır Spor Kulübü'nün derneğinin sahibi, mevcut olan eski olan Diyarbakır Spor'un ismi Yıldız 21 Gençlik Spor olmasına rağmen, birileri bunu kullanıyor. Daha da federasyonda gidip ligde müracaat etmek istiyorum, Diyarbakır Spor ismiyle lige girmek istiyorum diyebilme cüretine sahip sapıklar var. Evet. Artık neyin peşine verdiklerini memleket biliyor. Milletin telefonlarında bazı mesajlar var. Kendi kendine herkes Diyarbakır Spor Kulüp Başkanı olmuş.
Diyor ki ben Diyarbakırspor kulüp başkanı falan kes. Herkesi Galatasaray kulübünü karşılamaya davet ediyor. Böyle bir saçmalık, böyle bir edepsizlik bu memlekette yaşanıyor. Ve hiç kimse de kılını kıpırdatmıyor. Ben gafil. O adamı nasıl bu memlekette bir kongre yapıldı. Bu kongreni yapan adam Şamus Şenliğit. Evet. Onun altına imza atan delegeler var ki bu delegelerden biri de benim. Bizde de var. Siz de varsınız. 18-19 tane isim var. Bir kongre yapıldı. O evraklar dernekler masasına verildi. Onaylandı. Diyarbakır Spor'un ismi boşa çıktı. Ne oldu? Yıldız 21 Gençlik Spor Kulübü. Niye yapıldı? Açık açık söyleyeyim. Bunu saklamanın bir anlamı yok. Biz Diyarbakır Spor ismini borcuyla beraber tarihe gömmek istemedik. Evet. Dedik ki bu borç 40-50 trilyonluk borç eğer batacaksa arkadaşım ismini değiştirelim. Yapalım A Spor, B Spor o şekil gitsin. Diyarbakır Spor ismini boşa çıkaralım. Diyarbakır Spor ismine kim sahip çıksın? Ey Büyükşehir Belediyespor. Sana teklif evet. edildi. Evet. Gel al denildi. Yok dedi. Sen yok dedin. Yeni Diyarbakır Spor geldi. Başvurusunu yaptı. Dernek olarak Diyarbakır Spor ismini aldı. Şimdi siz neyi peşine vermişsiniz? Neyi kovalıyorsunuz? Amacınız ne? Nereden ne devşirmeye çalışıyorsunuz? Mahkemeye vermişler. Sabaha kadar mahkemeye ver ya. Tamam. Sen yapmış olduğun yolculuklarını söyleyeyim mi? Herkes biliyor. Neyin peşinde olduklarını söyleyeyim mi? Evet. Ben bir dostumla beraber tesadüfi isim vermeyeyim. Zor bir saniye bağlamadım. Bir şey söyleyeceğim. Siz bizi dava edebilirsiniz, şikayet edebilirsiniz. Niye ediyorsunuz zaten? Ediyorsunuz da iki tane şikayetiniz var. Maşallah hakim savcılığına da hizmetinizde. Adliye zaten onların emrine girmiş evet. durumda. Hatta adliye girişe yasaklanmıyor. Onu mu? Yani yeter almıyorlar zaten. Yok şunu söyleyeyim bir polis memuru arkadaşım ben bıktım dedi bunlardan. Bir polis memuru arkadaşım ki ben bıktım bunların dilekçelerini götürmekten. Aşık Mahsuni Şerif'in bir parçası var. İbrahim onu bulsa. Yok canım ne zalimin. Yok canım. Bunlar zalim de olamaz. Onların her tarafı zalim olsa ne olur? Zıbık mı? Biraz sonra söyleyeceğim sana. Hatırlayınca. O parçayı bana YouTube'dan bul. Yayınla. Tamam mı? Bizim köyden bazıları geçmiş gelele. Aşık Mahsuni Şerif. Yalanada gelene. Tamam. Onu ithafen yayınlıyorum. Çok seviyorum. Futbolcuların nasıl pazarlandığını, niçin, amaç ne olduğunu, Diyarbakır Spor Kulübü'nün ismini kullanarak kendi kendilerine rant etmeye çalıştıklarını, bunu memleket herkes görüyor. Galatasaray Spor Kulübü'nü sen rüyanda görseydin, Galatasaray Spor Kulübü'ne burada getirip okul açabilir miydin? Seni kim tanırdı? Diyarbakır Spor etiketiyle ben Diyarbakır Spor Kulübü Başkanı olarak işte geldim. Ya kimseyi Diyarbakır Spor Başkanı yaptı. Kayyum temsilcisi Diyarbakır Spor Başkanı olabilir mi? Muhittin de kayyum temsilciliği yaptı. Ramazan Kahraman Nurettin Uğur da kayyum temsilciliği yaptı. Kayyum temsilciliği başkanlık olamaz. Sen bir kere kim? Bunu kafanıza koyun. Bir de sen kimdin? Seni kim seçti? Sen delege bile değildin. Kitapsa, kanunsa kanunun kralı var. Aha böyle bir dosya hazırdır. Sabaha kadar birimizi getirip götüreceğiz. Bakalım kim sonunda zararı çıkaracak? Ben asıl verdikleri zararı söyleyeyim. İsim de vereyim. Sayın İhsan Yapıcı, Diyarbakır Spor Aşağı Başkanı. Biz Ceylan. Çamur Şenliği'de iş yok. Ben şunu Çamur Şenliği'de iş olsaydı. Bütün malzemeleri satın alıyor. Kulübün en son başkanı mı? Sensin. Satın dava mı? Açarsın arkadaşım. Senin boşta bıraktığın topçuların hepsini adam pazarlamasını yapıyor. Burada ben Şamur Şenliği'yi savunmak zorundayım. Niye savunuyorsun? Ben söyleyeyim. Bak, şikayet etsin. Ha şöyle söyleyeyim. Başımıza gelen bir olayı söyleyeyim. Biz bu arkadaşla ilgili eleştirilerde bulunduk. Bizi emniyete çağırdılar. Gittik 6 saat emniyete. Abicim kimse Diyarbakır Spor Kulüp Başkanıyım ismini kendine yapıştıramaz. Ama şunu söyleyeyim. Diyemez. Biz de kendisine şikayetçi olduk ama maalesef bizim şikayetimiz işlerine bile konulmadı. Ben şimdi söyleyeyim. Asıl bombayı söyleyeyim. Böyle bir şey var mı ya? Evet. Bakın burada. Sen konuş ben şimdi göstereceğim. Bence çok ciddi alıp asıl ben size olayı mı ciddi alıp? Asıl olayı söyleyeyim. Biz gittik bir alışveriş merkezinde kimsenin babasının malı mıdır Diyarbakır Spor Kulübü? Tesadüfen gezerken Galatasaray Store'a denk geldik ve orada bir takım sohbete bulunurken dedik ya biz geçen hafta dedi Diyarbakır Spor Kulübü'ne dedi bir kamyon malzeme gönderdik. Deyince insan beş şaşırdı ya dedi Diyarbakır Spor Aşağı'nın başkanı benim dedi ya. Buyurun. Sen kime gönderdin dedi falan adama gönderdi. İsmini söylemek istemiyorum bir daha mahkemeye. Buyurun.
Şampiyonların şampiyonu Galatasaray takımımız bu akşam saat 19.15'te Diyarbakır Havaalanı'na karşılayacağız. Herkesin katılması, özellikle futbolcularımızın katılmasını rica olunur. İlk adam, ismini söylemem. Evet, Falankes, Diyarbakır Spor Kulüp Başkanı ve Galatasaray Futbol Okulu sorumlusu. Maşallah. Kim seni Diyarbakır Spor Kulüp Başkanı yaptı ya? Ben o kulübün delegesiyim. 10 numara. Delegelerin sırasında da yerim bellidir. 10 numara. Mehmet Yılmaz Bay. Diyarbakır Spor'un bütün kongrelerine olağanüstü ve normal. Bütün kongrelerine iştirak etmişim. Ücretini de yatırmışım. Aslan gibi götürüp aylatımı da yatırmışım. Seni kim başkan seçti? Ne zaman başkan oldun? Nasıl üye Hangi oldu? Kongrede başkan oldun? Sen bu programı telefonla arayıp bana dedin ki ben bu kulübe adayım, başkan olmak istiyorum. Ben de sana dedim ki sen delege değilsin. Nasıl başkan olacaksın? Önce git bir delege ol. Seni delege olarak kim kaydetti onu bana ilk önce söyle. Onu bir ortaya çıkaralım. Seni bu memlekette kim delege yaptı? Diyarbakır Spor Kulübü'ne. O defterlerde. Ondan sonra o kongrede sana imza atan adamlar, eğer varsa bir kongre yapmışsan eğer. O da usulsüz. Oradaki isimler kimler? Oradaki divanda kim yer aldı? Bir onları ortaya çıkarın. Bakın bu memlekette bundan 7-8 sene önce bazı adamlar bazı futbolcuları pazarlamak için, satmak için bazı Ali Cengiz oyunlarına girdiler. Diyarbakır Spor'un derneğinin karar defterini götürüp kendi iş yerlerinde sakladılar. Emniyet ayaklandı. İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Diyarbakır Spor o kadar kıymetli bir kulüptür. Böyle kendi kendinize birkaç kuruş rant elde edebilmek için Diyarbakır Spor Kulübü'nü yeniden ele ayağa düşürmeye çabası içerisine girmeyin. Yazıktır. Usulsüz işler yapmayın. Bu Diyarbakır Spor Kulübü ismi değişmiştir. Öyle değil mi? Evet. Yıldız 21 Gençlik Spor Kulübü olmuştur. Evraklar dernekler masasındadır. Dernekler odasındadır. Oradan isteyen gider, müracaat yapar. Zaten büyük ihtimalle bununla ilgili bir hukuki süreç var. Federasyona başvuru yapılmış. Federasyon Diyarbakır Spor'un tescil numarası bellidir. Bu hukuki davalar devam ettiği sürece de o tescil numarası üzerinden devam edecektir. Ki Malatya Spor da aynı durumdaydı. Aynı şekilde devam etti. Tabi Malatya Spor ismini değiştirip kendini başka bir şey olarak yapmadı. Aynı o şekilde amatöre kadar düştü. Bir de Perdan Fasıl'ın söyleyelim. Perdan Fasıl'ın söyleyelim. O var. Diyarbakır'da yalanlarıyla meşhur olmuş. Ne derse bu yalanlarının kamyonlara sığmayacağı bazı kişiler, eski yöneticiler, isimlerini de vermek istemiyorum. Ara gazı veriyorlar. Uğraşmak. Ara gazı veriyorlar. Sen şu ismi şunu şu şekilde kurtar. Biz X kulübü aldık ha. Bal liginde biz seneye bu kulübün ismini yapacağız. Diyarbakır Spor'u yaşatacağız. Böyle bir çarpık bir zihniyet var. Bir de size söyleyeyim yani. Sizden korkan sizden beter olsun. Evet. Biz sizden korkmuyoruz. Ya onlardan gelen mesajları dikkate almayınız. Kulağıma tarihi geçmişti. Sen. Kulağıma tarihi geçmişti. Boş ver abi, ciddi almayın. Evet, kendi onlara konuşma bile bence onlara bir Reis şey yapar. Sinan Turan demiş. Doğrudur Sinan Turan. Abi ona bir forma hediye edelim. Şey demiş ki Şamus Şeni demiş. Emrah Bozkurt hayırlı uğurlu olsun. Maalesef. Bence Sinan da şeye de bir Veysi bildiği için ona bir forma hediye eder. Veysi'ye kadar bir forma hediye edelim. İlk bilen olduğu için abi. Veysi'nin 6. isim kuvveti. Şamus Şenit'e de başkan olup da bilmediği için ceza verelim. Formayı var. Tamam, formayı var. Tamam, ona bir forma hediye ettiler. Evet, iyi yayınlar. Özellikle önceki hafta sonu ilimizde oynadığımız Sivas maçında bizi yalnız bırakmayın. Sadece basketbol sever olanların dışında futbol ve güreş il temsilcileri, futbol ve spor adamları olmak üzere basın mensuplarının gösterdiği ilgi beni çok mutlu etti. İnşallah Diyarbakır'da sadece futbolun olmadığını, basketbol ve diğer branşların da iyi işlerin olduğu görülür. Başta şahsınız olmak üzere bizim de her zaman ilgi haberlerde yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Özgür Büyük. Ben de Özgür Hoca şunu söyleyeyim, tebrik ediyorum. Evet. Kendisi sadece basketbol hizmetkarı değil, bir spor sever. Onun bütün diğer basketbol maçlarını da görüyorum. O heyecanı taşıdığını görüyorum. Evet. Ben de kendisini tebrik ediyorum. Bak ben öncelikle ondan da özür diliyorum. Niye? Çünkü beraberdik, bugün bir toplantımız vardı. Orada da özellikle söyledim.
Hakikaten bize basketbolu da sevdirdin. İşin kötü tarafı biz Sivas maçına da gittik. Burada evet. Seyrettik. Bayağı da zevkliydi ama ben bundan sonra demeyi bir basket sever olacağım. Bundan sonra sırf sırf maçlarına gittik. Eren Hoca'yı da unutmayalım. Eren kardeşe özellikle teşekkür ederiz. Misafirperverliği için sağ olsun. Bize de sistem etmiş değil mi İlmaz? Biz gelmeli gidelim. Ama ben anlamadım bir konu abi. Şimdi bu sene galip geldiler ya. Playoff'a katıldılar. 8 takımlı bir playoff'a katıldılar. Geçen yıl şampiyon olmuşlardı bu playoff'ta. Büyük şehri bitirmedik ya. Ama konu biraz dağılır mı da gelsin işine. 8 takımlı bir lige katıldılar. Playoff'a katıldılar. Geçen yıl şampiyon oldular, lige alınmadılar. Ya da girmediler, giremediler. Hı. Bu yıl tekrar o hedef doğrusuna çalışıyoruz. Evet, tebrik ediyoruz Özgür Hoca'yı da. İnşallah daha güzel şeyler Erhan kardeşi, Özgür Büyük'ü, bu spor basketbol camiası içinde, içerisindeki arkadaşlarımızı. Gençlik spordan bir oyuncu da ayrılmaya çalışıyorum, onu da söyleyeyim isterseniz. Gençlik spor da bu spor servisine bakan arkadaşlarımız Necmettin, Akın, Burhan bu kardeşlerimizin de emeklerinden dolayı tebrik ediyoruz. Bu arkadaşların organizasyonudur aslında başarıyı böyle getiren, ilgiyi arttıran. İşte spor salonlarında lise müsabakasında gördük. Tribünler full. Yani uzun yıllardır. Ta ben kendi dönemimden hatırlarım. Bir tek bizim dönemimizde böyle salon fulldu. Biz oynadığımız dönemlerde tribünler böyle fulldu. Hatta hiç unutmam Diyarbakır Lisesi vardı o zaman. Texas diyordular ona. Ben de Fatih Lisesi'nde oynuyordum. Maçta tribünler ana baba günü full komple. Bir ara baktım sırtıma bir şey değdi, döndüm görmedim. Bir baktım kafama bir şey değdi. Tomalı. En son yok. Langırt var ya. Evet. Sportif. Sportif topunu getirmiş tribün. Orada bile şiddet yapıyorlar bana. Tribünlerde. Gerçekten bu son zamanlarda basketbol, salon sporla ilgili yapılan çalışmalar voleybolda herkese öyle. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bunda iletişim kullanılmasının da etkisi var. Evet. Aynen. İşte uyum dediğimiz evet. Olay otur. Sen Büyükşehir Belediyespor'la ilgili ayrılmak istenen... Uğur Tülümen ayrılmaya çalışıyor. Evet. Gitsin zaten bir türlü verim de sağlayamadık ondan. İyi evet. Bir oyuncuydu. Ercan'dan ayrıldı. Evet. Mesut yanılmıyorsam... Kulübul demişler. Kulübul demişler ve buldu da diyebiliyorum. Evet. Ben... Neydi? Çankırı Spor'a gitti diyebiliyorum. Evet. Yani yanılıyorsam da o da son anda Agit şeye gidiyor herhalde. Van gidiyor. Van istiyor ama daha belli değil. Yani şunu söyleyeyim. Büyükşehir Belediyespor transfer yapacak. Özellikle forvet konusunda da bir araçları var. Ama Şremus'un dediği şey değil. Yani Emrah Bozkurt değil ama İsmet Taşdemir'in getirmeye çalıştığı birkaç sporcu var. Evet. Sinan Turan ismi sevgili seyirciler demin söyledik. Sinan Turan biliyorsunuz gerçekten Diyarbakır Spor'da çok güzel işler yaptı. 2008'de şampiyonluktan geri döndüğümüz sezon içerisinde çok başarılı maçlar oynamıştı. Diyarbakır Spor'a büyük fayda sağlamıştı ama bir karşılaşmada Eskişehir maçıydı sanıyorum. Eskişehir maçında doping yani. Maddesi rastlanmış. Halbuki öyle bir şey de o çocuktan hayatta beklenmez. Yok namazında, niyazında temiz bir çocuk. Ne yaptılar işte bir madde, yasaklı bir madde bulundu kanında. O yüzden ceza aldı bir yıl boyunca. Gidip Kıbrıs'ta amatör ligde oynadı ki futboldan uzak kalmamak için. En son Kahramanmaraş Spor'da oynuyordu. Maraş Fethiye'deydi. Sonra Kahramanmaraş'a geçti. En son Fethiye'deydi. Fethiye'de değil mi? Evet. Fethiye'deydi. He. Şimdi de Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'la görüşüyor. Çok faydalı olur. Biz kendisini çok seviyoruz. Ve Diyarbakır kentinin bu çocuğa bir borcu var. Bana göre. Bir yıl futboldan uzak kaldı. Boşu boşuna. O da şunu diyor biliyor musunuz? Ben onu da söylemek istiyorum. Açık söyleyeyim. Demişim ki bu kentin sana bir borcu var. Demiş ki ben de o kent sayesinde Sinan Turan oldum. Ne kadar sonu iyi olmasa da tekrar geri dönersem eğer yarım bıraktığımı tamamlayacağım. Demiş bu şampiyonluk şey için. İnşallah Sinan gelir ve transferi gerçekleşir. Seviniriz. Sevgili seyirciler hemen Diyarbakır Spor'a geçelim. Diyarbakır Büyükşehir Belediye bir maç trafiğine giriyor dedin. Yarım bıraktın. Evet. Büyükşehir Belediye Spor 10 gün Diyarbakır'ın içinde olacak.
Yarın İstanbul'a Perşembe günü Galatasaray maçı var. Perşembe günü Galatasaray'la kupa maçı var İstanbul'da. Erteleme maçı. Oradan İzmir'e geçecekler. Pazar günü Altay'la lig maçı var. Orada devam edecekler. 28. Balçova'yla oynayacaklar sonra. Orada. Bir dahaki çarşamba günü de Balçova'yla. Yani 10 gün Beşiktaş'la spor dışarıda olacak. Bir ay içerisinde 6 maç değil mi? 6 bir ay içerisinde 7 maç. 7 maç. Evet. Yoğun maç programı devam edecek. Ondan sonra gelip Diyarbakır'la Tepecik Spor'la oynayacaklar. Çok sonra. Arkasında Eskişehir Spor'la burada kupa maçı var. Evet. Yani yoğun bir maç programı var. İdman yapmazlar maç oynar. Yani dediğin gibi. O aslında i̇dman maç yapmak da bir idmandır. İşte diyor ya. İdman yapmazlar maç oynar. Yani. Gençleri de oynatarlar. Evet. Maç eksikliği de gidermiş olurlar. Evet. Kamptaki hazırlık sürecini bu şekilde. Tabii sıkı bir rejim bir şeye girerler. Evet. Yoğun bir maç temposuna girerler. İdman yapmaya aynen gerekir abi. Sporcunlardan en sevdiği şey nedir? Maç Diyarbakır abi. Spor'a geçelim. Safet buradayken biz bir şey söylemiyoruz. Diyarbakır Spor'a geçelim. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne başarılar diyelim. Bu Perşembe günü Galatasaray'la oynuyorlar. Sonra hafta sonu Altay'la oynayacaklar. Safet'in dediği gibi çok yoğun bir maç trafiğine giriyorlar. Eksikler var. Bu eksiklerin giderilmesi gerekiyor. Önümüze bir şans geldi. Aramızda 3 puan var. Bu hafta puan durumunu veremedik ama ben buradan hemen aktarayım. Sarıyer 5. Sarıyer'le aramızda bir 3 puan var. Playoff grubuna kalabilmek için düşün aramızda bir Sarıyer engeli var. 27 puanda 5. sırada. Nazilli de hemen arkasında geliyor. O da 27 puanda. Biz 25 puandayız. 9. sıradayız. 24 puandayız. 9. sıradayız. Yani bir galibiyet bizi playoff grubuna koyacak. Bu hafta mağlup ettiğimiz Hatay Spor 28 puanla 4. sırada. Bir kopma var üsttekilerle. Nasıl var? 1-2-3-3. Sıradaki takımlar belli şampiyonluk mücadelesinde 37-34-34 şeklinde gidiyorlar. Bandırma, İnegöl ve Göztepe. Ama bu köprünün altından daha çok su geçecek. Aramızda bir 11 puan, 24 puanlık playoff grubuyla aramızda bir 3 puanlık fark var. Bu puan farkını da kapatıp artık önümüze bakabiliriz. Bunun için de takımın takviye ihtiyacı var. Şehmus Özer'le, Ertan Koç'la yani gitmek istiyorsak eğer mutlaka onların yanında birinin olmadığı takdirde boşluğunu dolduracak bir santfora ihtiyacımız var. Barış'ın eksikliğini her ne kadar Ercüment bu maçta aratmasa bile ona da alternatif bir oyuncu transferine ihtiyaç var. Mansur'un bu takıma yavaş yavaş ısınması, ağırlık koyması çok şey katacak. Kamil mesela bu maçtaki performansı 10 numaraydı. Müthiş stoperlerin her ikisi de. Ama Kamil gerçekten ona bir tırnak açmak gerekiyor. Bir parantez açmak gerekiyor. Niye? Hataylı bu maçta o kadar profesyonelce, o kadar üstün bir performans sergiledi ki bir ara dedim ki ya bu çocuğun Hatay'a karşı bir kastı mı var? Bu kadar iyi oynuyor. Diye. Levent konusu var. Arkadan gelenler pek umut vermiyor bana göre. Serkan. Bir Serkan işte oynadığı maçlarda iyi performans sergiledi. O da çocuk bir hatalı gol yedi diye aniden gözden düştü. Üçüncü kaleci pozisyondaki Hayrettin arkadaşımız daha önce de Kayapınar maçında Kayapınar'da oynuyordu. O pek bana göre bu takıma bir şey vereceğini sanmıyorum. O yüzden 3-4 tane transfer takviyesi yapılması gerekiyor bu takıma. Takım iyi. Hoca da uyarsa inşallah güzel şeyler olur. Diyarbakır Spor kamp yaptı. Hazırlık maçları yaptı. 3 beraberlikle mi hazırlık maçları? 7 gol attı, 7 gol yedi. 7 gol attı, 7 gol yedi. Her şey sıfırdan başlıyor. Yani elde var sıfır dediği gibi. Ama gidenler ve gelenler var. Transferler var. Biraz sonra İsmet abiden değerlendirmeleri alacağız. Kısaca takımın. Diyarbakır Spor'la ilgili birkaç tane mesaj var. Ben onların okuyayım hemen. Şimdi Şehmus Şenlik demiş ki selam, iyi yayınlar. Hepinize öncelikle şunu belirtmek isterim ki Diyarbakır ve Diyarbakır Spor bizim için bitmeyecek sevdadır. Ahmet maçının çocukların rahatsızlığından dolayı bu hafta bu arada geçmiş olsun çocuklara. Önemli bir şeyler yok inşallah. Zaten bir ufak ameliyat geçirdiler. Geçmiş olsun. Her çocuğun başına gelebilecek cinsten tedavi ama önlem almak önemli. Allah bağışlasın sana onları. 2-3 nokta transferiyle bu takım rahatlıkla playoff oynar. Büyükşehir Belediyespor'dan bahsediyor. Ballar Belediyespor'u tebrik ederim demiş. Diyarbakır Spor'da İsmet Yılmaz'ın gelişiyle bir hareketlenme gözleniyor.
Yeni transferler inşallah direkt oynayacak futbolcular olur. Bu arada forvet eksikliği halen duruyor. Nasıl duruyor başkan? Transferden haberi var herhalde. Yeni transferden onun haberi var herhalde. İyi de yani bunların içerisinde 3 tanesi zaten forvet. Belki o... Yetersiz mi kalıyor? Ne görmüşsün? Tamam, bir santfor daha geliyor. Böyle aklını alacak bir santfor. Önemli bir santfor. Aklını alacak. İnşallah gerekli başarılar yakalanır ve el ele tüm takımımız bir üst lige çıkar demiş. 24 Ocak'taki Gafar Okan'ın anısına dönecek törenlere tüm Diyarbakır sporları davet ediyorum. Başka Diyarbakır yok. Hepimiz sahip çıkmalıyız. Şevbaş, iyi yayınlar. Bu arada doğum günün kutlu olsun. Yılmaz Bay, teşekkür ediyorum. Dündü doğum günüm. Kutlayan arkadaşlara da buradan teşekkür ederim. Ben Gafar Okan'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet. Aklıma gelmiş şeyi unutmadım. Söyleyeyim. Çabuk unuttu. Şimdi bizim şöyle bir hesabımız vardı. Diyarbakır Spor Sancaktepe Belediyespor maçında tribünde de bir şov yapılacaktı. Diyarbakır Spor da bir hazırlık yapacaktı. Ama maalesef maç seyircisi oynandığı için bir şov yapılmayacak. Evet. Ama Diyarbakır Spor'un bir sürprizi var. Diyarbakır Spor maça Gafar Okan'ın büyük bir resminin içinde İsmet yer Yılmaz'ı aldığı, hazırlayalım. Diyarbakır Spor Gafar Okan'ın resminin içinde yer aldığı büyük bir pankartla çıkacak. Maça çıkacak. Bu arada yine Gafar Okan'ın memleketinde de Diyarbakır yine kendisini anmasıyla ilgili etkinlikler var. Biliyorsunuz Gafar Okan ismini taşıyan çocuklar ki o zaman biliyorsunuz neredeyse kaç yıl geçti? 14 yıl geçti. Artık şey çağına geldi, lise çağına geldiler. Onlarla ilgili de organizasyon yapılıyor. Evet. Yani Gafar Okan'ı unutmamız, özellikle Yılmaz ben senin için bizim unutmamız aynen mümkün değil. Aynen. Bir insan düşünün. Halen 14 yıl geçmiş ama Diyarbakır'da halen iş yerlerinde onun resimleri var, anıları var. Ya bizim için çok kıymetli. Çok benim, kıymetli ve çok değerliydi. Benim Çınar'da görev yaptığım odada Diyarbakır Spor 2007 kadrosu, Diyarbakır Spor flaması ve rahmetli Gafar Okan'ın Türk bayraklı fotoğrafı. Canlı şahit oldum abi. Gördün değil mi? Odamda asılıdır. Ve onlar benim için çok kutsal, kıymetli değerlerdir. Kutsal demeyin, kıymetli değerlerdir. Kutsal benim için dinimdir, Allah'ımdır, peygamberimdir. Sürekli benimle olacaklar. O yüzden seviyorum. Benim için önemli, Saffet'in dediği gibi. Çok özel anılarımız oldu, çok güzel günlerimiz oldu. Siirt'te oldu, Urfa'da oldu, burada oldu, odasında oldu. Diyarbakır Spor'la ilgili çok şeyler anlatılmaz yaşanır. Çok şeyler yaşadık. Allah rahmet etsin, eylesin. Ona o mermiyi sıkanların Allah bırakmasın. Elleri kırılsın inşallah. Belki de bırakmamıştır. Bir yerde birleştiri atılmıştır bir kenara. Allah hakkını bırakmasın diyeyim. Onu çoluk çocuğundan ayıranları, Diyarbakır Spor'dan ayıranlardan hakkını bırakmasın. Bir emniyet personeli, bir emniyet müdürü ve yüz binlerce insanla tarafından uğurlanıyorsa Diyarbakır Spor'un ne kadar kıymetli bir değer olduğunu varın siz sayın. Bunun tek sebebi Diyarbakır Spor'du. Başka hiçbir şey değildi. Onun halkla olan diyaloğuydu. İnsanlara yaklaşımıydı ve Diyarbakır Spor'du. Biz de bu vesileyle anmış olalım. Spor Ekstra olarak, Can TV olarak. Allah rahmet eylesin. Yeri, mekanı cennet olsun. Fahri Yaltırak, Yılmaz abi iyi yayınlar. Programınızı beğenerek izliyorum. Mehmet Altında ve size saygılar ve selamlar. İnşallah özlediğimiz şampiyonlukları kısa zamanda elde edeceğiz. Konuklarınızı saygılar sunuyorum demiş. Şamus Şenliğit, helal olsun. Mahkemede suç ortağı olacağız. Senin de Yılmaz Bay. O şahıs için de gerekli işlemler yapılacak. Merak etme. Yılmaz abi ben Diyarbakır Spor için her şeyi seve seve göze alan sizler gibi birisiyim. Benim ve sizin gibiler oldukça kimse Diyarbakır Spor'a zarar veremez ve de veremeyecek de demiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Akgül, Saffet abiye bir sorun var. Maçlar radyodan neden yayınlanmıyor? Bu arada Yılmaz Bay sizin de doğum gününüz kutlu olsun. Mehmet Akgül, teşekkür ediyorum. Bir, Mehmet Akgül'ü niye engellemişsin? İki, maçlar radyodan niye yayınlanmıyor? Yani Mehmet Akgül'ü ben engellememişim. Ben Facebook'ta gelen kimseye engellemiyorum. Belki birkaç kişi, yani art niyeti olduğum birkaç kişi hariç Mehmet Akgül'de yani bizi takip eden... Yorum mu yapmış? Yok, hiçbir şekilde. Belki bir yanlışlık olmuş olabilir. O mudur acaba? Doğru. Diyarbakır Spor'u seven
ve sevgisine benim de saygı duyduğum bir genç. Hayır, diyor ki engellendiğim için bir türlü soru sorma fırsatı bulamadım. Sen engellemişsin diye ben yanlış olabilir. Evet. Pardon. Soru sordum, cevap gelmedi diye. Diyarbakır Spor'un maçlarını geçen yıl Ahmet Radyo'dan yayınlıyordunuz. Niye yayınlamıyorsunuz tekrar demiş. Evet, şimdi şunu söyleyeyim. Yani tekrar yayınlama gibi bir düşüncemiz olabilir. Ama bu tabii Ahmet Radyo'ya mahsus bir olay değil. Can Radyo da bunu yayınlayabilir. Başka radyolar da yayınlayabilir. Radyo'da yayın oldu mu? Kimse maça gelmiyor. Yok yok. Dışarıdaki maçı ben bu kardeşimize katılıyorum kesinlikle. Yani bir şey kesinlikle. Yani Diyarbakır'a yapayım. Ciddi bir eksikliktir. Onu da söyleyeyim. Yani Diyarbakır'ın bir uydu televizyonu olmaması ve Diyarbakır Spor'un ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bu maçlarını yayınlanmaması da ayıptır, ayıp. Ayıptır. 2 milyon bu ayıp da, metropol için ayıptır. Bu ayıp da Yılmaz Bayın, Safet Azbayın değil. Bu ayıp da Diyarbakır'daki, üzülerek söylüyorum, televizyon sahiplerinin ve Diyarbakır'daki müteşebbislerindir. Böyle bir imkan olursa biz maçları niye yayınlamıyoruz? Televizyonda da yayınlarız, radyoda da yayınlarız. Bu ortada bir ciddi bir sıkıntı var. Geçen sezon doğrudur, maçları yayınlıyorduk. İki tahminle maçları yayınlıyorduk ve bir heyecan oluşuyordu. Ama bu bizden kaynaklanan bir durum değil. Tekrar çok heyecan oluşuyor ve canlı senin kesinlikle yanında olup maçı dinlerken vay maşallah. Vay maşallah. O ne kadar değil mi? Statlar onu dinliyorlar. Statla ilgili sorular gelmiş. Stadın altyapısıyla ilgili çalışmalar bitti. 25 Ocak'ta muhtemelen Başbakan Diyarbakır'da olacak Sayın Ahmet Davutoğlu. Muhtemelen değil. Yani bu tarih belli zaten. Tamam, o burada olacak da temel atılacak mı? O muhtemelen. Evet, o kesin değil. O zaman ben bir şey söyleyeyim. Söyle. Ben yeni yapılan, yani daha doğrusu yapılacak olan stadın inşaatının son halini dün gittim gördüm. Evet. Zemin çalışması bitmiş durumda. Ve ben oradaki yetkililerle görüştüm. Temel atma hazır halde. Temel atma hazır halde. Artık zemin zaten önemli bir aşama. Yani söyleyeyim. İşte bazen spor kamuoyuyla eleştiri yapılıyor. İşte bu kadar mı gecikir? Bunu bilmek lazım. Talay Tepe'ye dediğimiz yer Diyarbakır'ın en taşlık yeridir. Evet. Diyarbakır'ın bir özelliği de var. Biliyorsun taşlık alanları çok fazla. Zemini gerçekten kayalık, zemini kayalıktır. Gerçekten temizlenmesi çok zor olmuş. O insanlara da haksızlık etmeyelim. Evet. Ama bence en önemli aşama o zemin etüdünün yapılmasıydı. Bundan sonraki daha kolay bir aşama yani. Evet. Diyor ya Diyarbakır zemini kayalıktır, insanı serttir. Ama son dönemlerde farklı şeyler çıkıyor. Suya çaldığını yumuşak oluyor. Evet. Neyse ona çok girmeyelim. Yok, Ahmet Arif'in değil miydi? Suyu ödünleşiyor mu ya? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir diyor şey, kaderi kötüdür, o da felektir. Hakikaten öyle. Ya, bir güzel şey yani bir de ya, şunu söyleyeyim. Asıl çözülmesi gereken bir sorun daha var. Şu o sorunu çözmeye ilgili de şu anda bir adım da atılmıyor. Mart ayında mevcut Diyarbakır stadının yıkılması söz konusu. Evet. Ve Taner abinin yazdığı bir yazı var, ben de araştırdım, doğru. Ben alan firma bile belli. Tabii ya, halisi yapmış durumda. Bir tane kadar ben inanmıyorum stadyum. Sen böyle diyorsun ama ben de göreceğiz. Biz üstümüze düşeni yaptık. Biz. Toplumsal farkındalığı yaratma adına gerek sosyal medyada gerek televizyonda bunun çağrısını yaptık. Ama yani hatta sağ olsun Mimar Sinan Batmaz ilgili vali yardımcısı talimat da verdi. Onun incelemesini de yaptı. Bu müsabakalarda mesela Galatasaray maçının orada oynaması konusunda ki gördük yani 11 kişi stada girdi. Yıkılmadı. Yıkılmadı. O gün sözleşmeleri sözleşme vardı. Yıkılmadı. Bugün yıkılmaz. İzin almıştı. Yani Mart ayında bu stadı yıkarsanız Diyarbakır'da büyük bir problem olur. Kedilere büyük ayıp edersiniz. Abi memlekette valla İş bağlanmışsa, ihale edilmişse, adama verilmişse demek ki alan memnun satılmış. Alan kişiyi de ben biliyorum. O da Diyarbakırlı. Ama ben ona almasına karşı değilim. Ben şöyle söylüyorum. Ya bırakın yeni stat bitsin ondan sonra yıkın. Abi yıkarlar. Vallahi yıkarlar. Niye yıkarlar biliyor musun? Bu memlekette her şey olur. Hiç kimse de kılını kıpırdatmaz. Niye? Bak kırklar da sit alanıdır. Bu memleketin sit alanıdır. Tarihi eserdir. Memleketin mesire alanıdır. Kuş bile girmez. Balkondur, terastır. Hı. Nefes alabilmek için gidilen bir yerdir. De. Kırklar Dağı'nın düzü. Şimdi ne oldu? Şarkılardaydı Kırklar Dağı'nın düzü. Şimdi mi dayı çarptı bizi? Gidin bakın ne oldu? Kim çarptı bizi? Gidin bakın ne halde. Gülüyorum ha. Vallahi gülmeye de devam ediyorum. Hiç içimde acımıyor. Niye acısın ki?
yapılırken bizim böyle Diyarbakır'ı çok seven eşraftan ve Diyarbakırlı olduklarıyla gurur duyan insanlar gidip orada o daireleri almak için sıraya girmişler. Evet. Ama ben niye üzüleyim? Ama Taksim'deki bir belediye başkanlığı yapan adamın 6 tane dairesi varsa orada. Bu memleket de seyrediyorsa bana... Hayır, Yılmaz, Taksim'deki bir ağaç kadar değeri yokmuş adamın. Bizim insanlarımızın bir ağaç kadar değeri yok. Sen binalardan bahsediyorsun. Dediğin gibi insanın değeri olmayınca... Bina kadar insan öldü, bir tane adam yürümedi. Ağaç için yürüyenler, bina için mi yürüyecek bizim için? Transferleri söyleyeyim mi? Diyarbakır stadyumu yıkılır. Apartman da yapılır, iş merkezi de yapılır. Biz de böyle seyrederiz. Hiç kimse de bir şey yapamaz. Niye? Bu spor taban birlikleri olduğu sürece... Talan birlikleri, taban değil. Diyarbakır'daki bu spor basını olduğu sürece... STK'lar oluyor. Diyarbakır'daki STK'lar... Olmayan STK'lar. Ondan sonra siyasiler olduğu sürece... Yerel yönetimler. Yerel yönetimler olduğu sürece... Herkes kendi hesabını, kendi menfaatini düşündüğü sürece... Kent milliyetçiliği sadece Facebook'larda ve Twitter'larda konuşulduğu sürece hiç kimse de bir şey yapamaz. Orası da yıkılır. Bir iş merkezi yapılır. Kaklar Dağı'nda da böyle millet gelir. Parası olan o 5000 yıllık tarihin sahibi olan Dicle ile Fırat arasındaki Mezopotamya'nın Hevsel bahçelerini böyle gider balkondan. Oturur, çayını yudumlar, seyreder. Hiç kimse de bir şey yapamaz. Niye öyle kimse eylem yapmaz? Rant yok. Söyledik. Diyoruz ki şehrimize, stadımıza dokunma. Eyvallah. Yavucu sana dokunuyorsan? Hepimiz gidip orada duracağız. Kimse dokunma ama bize dokunuyor. Ucu dokunuyor yani. Hadi kıklar da durdurma vermişler. Engin bitiyor abi. Adamlar... Durdurma vermişler. Her gün çalışma var orada. Ben şunu söyleyeyim. Ben onunla ilgili savcılık iddianamesini gördüm. Öyle isimler var ki ben bir de şok oldum. Ya? Ben onu söylüyorum. Öyle şeyler onlar yani. Kimlerdir abi? Vatandaş ben söyleyemem. Yok vatandaş, vatandaş değil. Erk sahibi. Evet. Erk sahibi. Yani ha bu imzayı atayım. Karşılığında sana bir teras vereyim. Anıl manı 6 tane daire senindir. Dicle Vadisi'ne bakan kısmından bir cephe. Kabe köye, Abdullah Akıl'ın köyüne de bakan kısmından bir cephe de sana vereyim. Düşün. Ne olacak bu adam, ne olacak? Şimdi bir şey söyleyeyim. Diyarbakır'daki STK'lar da yani sivil toplum kuruluşları da ve iki tarafın siyasetçileri de, iki taraf yüzünden söylüyorum. Hiçbir şekilde eylem yapamazlar çünkü yüce her tarafa dokunuyor. Dokunuyor değil mi? Yaralananlara baktıkları zaman ne olduğunu anlarlar. Yazıklar olsun diyecek başka bir şey bulamıyor. Biz gelelim Diyarbakır transferine. Şimdi Diyarbakır Spor başladık. Maalesef konu farklı yerlere gitti. Diyarbakır Spor iyi bir kamp dönemi geçirdi. Transferler yapıldı. İsmet Yılmaz ve Mustafa Ceviz Hoca'nın olması iyi, güzel bir ekip oldular. Ki bu ekibin orada olması çok güzel şeyler yaptı. Mesela 11 gitti, 7 geldi. Abdurrahman Yakut dahi şu anda Diyarbakır Spor'a bir şey yapabilmek için mücadele ediyor. Nedir? Bir transfer yapılacaksa telefon açıyor, ricada bulunuyor. Önemli bir isim. Getirmek çabası içerisindeler. İsmini biz açıklamayalım. Yok, söylemeyelim. Yani. Söylemeyelim. Ama 25, 28, 27 gol atmış. Her sezon gol ortalaması 20'nin üzerinde olan PTT Ligi'nde forma giymiş. Birçok kulübün peşine koştu. Ve dört büyüklerden bir kulübün sporcusu durumunda olan bir oyuncuyla görüşme içerisindeler. Çok iyi bir adam. Eğer olursa iki tane zaten hücuma yönelik santfor pozisyonunda adam almışlar. Bu da Gökhan'la Tunç Behram'ın yanında üçüncü adam olacak ve çok da iş yapar inşallah. Ne bunları söylüyorum? Düşün yani Abdurrahman Yakut dahi onunla ilgili işte görüşmelerde bulunuyor. Nedir bunu sağlayan? İşte İsmet Yılmaz'ın kulüpte olması, iyi bir hocanın ekibiyle beraber görev başında olması. Bunların tabii detaylarını sen biliyorsun. Şimdi az önce şunu söyleyeyim, transferleri söyleyeceğim ama bir dakikalık bir şey söyleyeyim ben. Hı.
Siz hani o Diyarbakırspor'a zarar verip de halen Diyarbakırspor markası üzerinden kan sağlamaya çalışan o hani bizim Diyarbakır'ın tabiriyle diyorlar ya. Buran diyor zatlar, zavatlar. Zavatlar diyor. Buran doğru bir tabir söylüyor. On, hani böyle hava atıyorlar. İsmini kurtaracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ben bunu derken o Diyarbakırspor'un son yönetimini tenzih ediyorum. Şu anda mesela mahkemeye başvuranlar var ya. Onlar Diyarbakırspor'a verebilecekleri bir bardak su yokken. Evet. Şu andaki Diyarbakırspor Kulübü'nün yani yeni Diyarbakırspor Kulübü'nün başkanı sadece siz beraber siz de İsmet Bey'le görüşürken şöyle söyledi. Sadece Antalya'daki kamp masrafı gidiş gelişlerle otellerle beraber 100 milyar nakit bir ödeme yapmış. Hı. Bu sadece bir örnekti. Devre arası 7 tane sporcu almışsınız. Bugün de bir sporcu geldi. Bunların da maliyeti nerede bakarsanız yaklaşık 400-500 milyona yakın para ediyor. Ve bunların da ödemeni siz de dinlediniz. %80'inin de ödemesi yapılmış. Aynen. Ve bunları yaparken de bunları cebinizde karşılıyorsun. Ya hocam yani helal olsun ne diyeceksin? Yani abi, takdir edeceksin ama öbür taraftan da sen bu ismin intihar edilmesi için gidip bu kadar gidip de mahkemeye başvuruyorsun. Bunun takdiri de kamuoyuna ait. Başka memlekette olsa da adamı tüküyor bu arada. Evet burada da tam tersi bir mantık var. Az kalmış. Ya daha çok bekleriz. Yani az kalmış. Şunu söyleyeyim. Bu bir tarafa bu bir defa Sayın Fevzi İlhanlı'yı takdir etmek lazım. Yani cebinden para veriyorsanız ve bunu yaparken de bunun reklamını da yapmıyorsanız, bir yerlerden de destek istemiyorsanız, böyle bir destek beklentisi de yok. Takdir etmek lazım. Burada katkı sunayım sana. Bir kilo helva veren, bir kilo fasulye veren, bir kuru fasulye bilet kulübe getiren adam bir hafta gazetede reklam yapıyor. Şimdi geçen bizim tribün liderlerimizden Fırat'ın çok güzel bir değerlendirmesi vardı. Facebook'ta yazmıştı. Ya bu kulüp deplasmana gidecek parayı bulamıyordu. Şimdi bir insan bunları yapıyor. Siz otağda karşısına çalışıyorsunuz. Gelelim transferlere. 11 oyuncu gitti. Bana göre giden oyuncular tamamı söylüyorum. Doğru oyunculardı. Gönderilen oyuncuların tamamı Diyarbakırspor'da fayda vermeyecek oyunculardı. Gönderilen oyuncular doğru. Gelen oyunculara da baktığımız zaman bunların hepsinin kariyerleri var. Kendi takımlarında oynayan oyuncular. Direkt oynayan oyuncular. Ve devre arasında da siz de biliyorsunuz Yılmaz Bey, Mehmet abi de biliyor. Devre arasında hazır kendi takımlarında oynayan nokta oyuncu bulmak gerçekten çok zordur. Evet, evet. Ama İsmet Bey ve Mustafa Hoca bunun çalışmasını daha ligin hikayesi bitmeden yapmışlardı. Yani iki devre arası transferine hazırlıklı girdiler. Bir kaleciyle de anlaşmak üzere şu anda Diyarbakırspor. Bir de önemli bir forvet transferi yapılacak. O forvet de bir iki gün içerisinde belli olacak. Bugün de bir oyuncu geldi. Bugün de Ömer Sümer diye bir oyuncu geldi. O da 40 kez milli olmuş. Beşiktaş altyapısında yetişmiş bir oyuncu. Ben doğru takviyeler yapıldığını düşünüyorum. Diyarbakırspor'un ligin hikayesindeki en büyük sıkıntısı neydi? Hücum gücü zayıftı. Zaten ilk yerde de Diyarbakırspor kolay gol yiyen bir takım değil. Maltepe'deyim yani değil mi? Evet, evet aynen. Diyarbakırspor hücuma yönelik takviyeler yaptı. Doğru takviyeler yapıldığını düşünüyorum. Uğur Durmuş, Batman Petrospor'da başarılı olmuş bir oyuncu geçen sezon. Samet Fatanal, Kocaeli takımlarında, Buksaç'ta, Anadolu Selçuk'ta, Konya Anadolu Selçuk'ta oynayan başarılı olmuş bir oyuncu. İkili atası oynuyor. Hı. Yine sağ taraftan benim de ilk yarı izlediğim Tekirova Spor'da oynayan Nurla Dağışan, o da hücuma yönelik sağ açık oyuncusu, doğru bir oyuncu. Tunç Beyram zaten bilinen bir oyuncu. Mersin İdman'da Urfa Spor'da oynadı. Baktığın zaman doğru tercihler yapıldığını söyleyebiliriz. Ama bu yeter mi başarılı olmak için? Bazen yetmeyebiliyor. Bazen iyi oyuncular getiriyorsunuz. İyi ekip olamadıktan sonra bunun bir anlamı kalmıyor. Ama İsmet Yılmaz'ın tecrübesiyle, Mustafa Hoca'nın tecrübesiyle ben kamp dönemini bugünkü antrenmana da gidince iyi geçirdiklerini gördüm. Böyle bir uyum havası var, bir kolej havası var. İnşallah bu ikinci yarının ilk maçındaki Sancaktepe maçının kazanılması da olumlu yönde etki eder. Bugün Mustafa Hoca'nın bir konuşması benim çok... Biz skorlara bakarız. Mustafa Hoca'nın bir konuşması benim çok hoşuma gitti. Sporcularla saha içerisinde toplantı yaparken şu ifadeyi kullandı. Az da 11 puanlık farka bakmayın, şampiyonun en büyük adayı biz. Bir hoca bunu söylüyorsa bunun sporculara da mutlaka yansıması olacaktır. Şampiyonun en büyük adayı biz. Öyle tabii canım. Yani şimdi hedefsiz bir takım yoktur. Ve evet. Diyarbakır Spor'daysam Diyarbakırspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur, evet. Üst liglerdir. İstersen puan farkı 15 olsun. Abdurrahman Yakut başkandı, İsmet İlmaz menajerdi. Diyarbakırspor 12 puan geldi. 12 puan, 12, 13 puan fark vardı. O farkı kapattı. Ne oldu? Şampiyon oldu. Şimdi Diyarbakırspor kulüp menajeri, genel menajeri daha doğrusu İsmet İlmaz telefon attığımızda kendisinden soralım. Transferleri, kamp sürecini ve Diyarbakırspor taraftarlarına neler diyecek kendisine soralım. İsmet abi iyi akşamlar. İyi akşamlar.
inşallah. İyi aylar diliyorum. Ben İsmet abi diyorum. Sen benim abimsin. O yüzden seyirciler de kusura bakmasın. Resmiyete girmeyeceğim işte İsmet Bey falan filan demeyeceğim. Direkt. Mustafa hocamıza ve size sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdiniz inşallah. 15 günlük bir kamptan sonra Diyarbakır'a döndünüz. Transferler var. Kimler gitti? Kaç kişi gitti? Kaç kişi geldi? Saffet Azbay sağ olsun bilgileri verdi ama değerlendirmeleri sizden alalım. İstediğiniz transferler yapıldı mı? İstediğiniz takımı oluşturabildiniz mi? İkinci devre hedef ne? Öncelikle hepinize iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Stüdyoda kim var bilmiyorum. Eğer yanlış değilsemse Mehmet Altın'dan doğru da. Evet. Ona gelsin diyorum size. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Şimdi Yılmaz'cığım, öncelikle iyi bir kamp dönemi geçirdik. Tabii ki bir iki gün idmana çıkmadık. Hava şartlarından dolayı fırtına vardı Antalya'da. İki gün idman yapmadık. Bir de bizim için hepinizin bildiği gibi en zor transfer devre arası transferidir. Aynen. Çünkü işine yaramayanları bırakıyorlar. Biz bunların içerisinde daha evvel kulübüyle maddi anlamda problem yaşayan futbolcuları tespit ettik. Bunların içerisinde onları da süzgeçten geçirdik. Yani en neticede yaptığımız transferler devre arasında alabileceğimiz en iyi transferlerdir. Evet. Bunlar 7 transfer yaptınız değil mi şu ana kadar? 6'ydı. Bugün de bir arkadaşımız geldi. 7 oldu. Ömer evet. Sümer bugün katıldı. Ömer evet. Sümer nereden geldi İsmet abi? Ömer Sümer Beşiktaş altyapı. Ömer Sümer Maltepe'den geldi. Ömer Sümer sol bek olarak, sol açık olarak onu transfer ettik. Evet. Kontenjan falan doldu mu? Hayır. Biz şimdi kontenjanımız işte bir açığımız var. Bir santrafor, bir de bir kaleci alıp kapatacağız. Evet. Şimdi demin biz konuşmalarımızda isim vermedik ama çok önemli bir oyuncuyla Diyarbakırspor'un görüşmeler yaptığını söyledik. Evet. O isim ne durumda? Açıklamaya gerek var mı yoksa ismini saklamaya devam mı edelim? Yani biz Trabzon'dan bir dört saat süreden Hasan Ahmet Sarı'yla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Evet. Bununla aramızda biraz bazı pürüzler var. Biz dengelerimizi bozmak istemiyoruz İlmancığım yani. Evet. Yani biz şimdi birbirine diğeri arasında bir uçurum fark olsun istemiyoruz. Ama neticede iyi bir santrafor almak istiyoruz. Bize günde 10 tane santrafordan bahsediyorlar. Biz almıyoruz, kahve bile almıyoruz yani. Yani diyoruz ki iyi bir santrafor alalım. İnanın bu mesela bir tuş Behram'ı Diyarbakır'a getirmek kolay olmadı yani. Aynen. Yani şimdi ikili ilişkilerle orayı aradık, burayı aradık. En azından mesela ikinci lige gidiyordu yani. Bir ikinci ligi vardı en azından. Aynen. Bırakmadık, ikili ilişkilerle kendisini Diyarbakır'a getirdik. Yani inşallah o da verimli olacak bize, o da katkı sunacak bize. Bunun yanında Hasan Ahmet Sarı'yla da ilgileniyoruz. Aramızda bir de ufak tefek sorunlar var, pürüzler var, sorun diyorum. Pürüzler var, bunları yarın öğlene kadar gidermeye çalışacağız. Burada Sayın Eski Kulüp Başkanımız Abdurrahman Yakut'a sizin huzurunuza çok çok teşekkür ediyorum. Hı. O da bu işle ilgilendi. O da sağ olsun Ali Ağaoğlu'nu aradı, Trabzonspor Kulüp Başkanı'nı aradı. O da bize yardımcı olduğu bir konuda hep yanımızda sağ olsun. Hı. İnşallah yarın öğlene kadar durumu belli olacak yani. Evet. Diyarbakırspor'un ikinci devreki hedefi belli zaten, şampiyonluk. Bu kadar yapılan transferler, oyuncu kaliteli oyuncu tercihleri playoff'tan ya da direkt şampiyonluktan Diyarbakırspor'a çıkacak. Şimdi bu hafta Sancaktepe karşılaşması var, seyircisiz. Bu maçla evet. ilgili ne diyeceksiniz? Takımın hazır sakatlığı var mı? Cezalı oyuncunuz var mı? Bizde biliyorsunuz Enes cezalı. Evet. Onun dışında bizde bir de Ali sakat. Ali İsterikli. Fahrettin yetişmeyecek. Fahrettin yetişmeyecek. Evet. Bizim santrafor Gökhan'ımızda kalır bir tabanda bir sıkıntı var. O da masumuz İsmail'in dediğine göre bir iki güne kadar o da geçecek. Evet. İnşallah yani bir sıkıntı yok yani. Bizim için Sancaktepe maçı inşallah iyi başlayacak. Yani ne kadar seyircisiz, futbol inanır seyircisiz oynanmıyor yani. Aynen. Biz de evet. Yani iyi bir başlangıç yapıp iyi bir sonuçla bitirmek istiyoruz.
Evet. Diyor ya nasıl başlarsan öyle biter. Biz de aynen. İyi başlayıp öyle iyi bitirmek istiyoruz maçlarımızı. İçerideki maçların kazanılması çok önemli. Çünkü rakiplerimiz, önemli rakiplerimizle içeride oynayacağız İsmet abi. Evet. İnşallah... Yani futbolda büyük konuşmamak lazım Yılmaz'cığım. Aynen. Sen biliyorsun ben biraz bu konuda biraz mütevazıyım. Yani yapabileceğimiz transferleri yaptık. Aynen. Yani biliyorsunuz bizim ne bileyim bazen tutuyor bazen bir seviye takıyoruz öyle gidiyoruz. İnşallah gene bu seyircilerden birisini yakalayacağım. İnşallah. Yani evet. Yani biz de demin örnek verdik 2009'u 12 puan geriden gelinip şampiyonluğa kadar giden serüvenini anlattık. Orada da kulüp başkanı Abdurrahman Yakut ve sizin çok büyük emekleriniz vardı. Bizim için bu puan farkı kapanmayacak bir puan farkı değil. İşte inşallah bu transferler de takıma uyum sağlar ve güzel sonuçlar alırız. Sezon sonunda o efsaneyi, o ruhu, Diyarbakır Spor ruhunu tekrar yaşarız. Evet. Yani inanın bir an evvel inşallah bu üçlülükten çıkıp ikinciyle çıkmamız lazım. İnanın üçlülük çok sorunlu bir lig. Yani, çıkarın bizi buradan yani, diyorsunuz yani. Bu kontenjan montajana takılıyorum. Bu kontenjanı alıyorsun. Oynatmadığın zaman sorun oluyor. Yani bir an evvel buradan inşallah çıkmamız lazım. İnşallah. Ondan sonra biliyorsunuz Süper Lig'de de bir en az 15 hafta yenilmedik. Aynen. İnşallah bu serilerden birisini yakalayıp hedefimize başlamak istiyoruz. Aynen. Peki İsmail abi çok teşekkür ediyorum bağlantı için. Size ve hocamıza başarılar diliyoruz. İnşallah Diyarbakır Spor iyi bir başlangıç yapar ve bu sezon istediğimiz, arzuladığımız, beklediğimiz şampiyonluğu bir üst lige çıkma başarısını göstermiş olursunuz. Başarılar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Sizin gibi dostlarımızı her zaman yanımıza görmek istiyoruz. Sizin bize verdiğiniz desteği tüm arkadaşlarımıza vermesini istiyoruz. Tüm basın arkadaşlarımıza, sizin aracılığımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Yanımızda olan olmayan herkese teşekkür ediyoruz. Hepimiz senin ve Diyarbakır Spor'un emrindeyiz İsmet abi. Çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar, iyi yaylar. Sağ olun. Evet, İsmet Yılmaz'dan da gerekli bilgileri aldık. Mehmet abi şimdi sendeyiz. Bence ben her zaman iyi bir örnek veriyorum. Sivas örneği. Geçmişte final oynadı Süper Lig'de. Ondan sonra bir yıl sonra geldi Diyarbakırspor'dan küme düşme potasına girdi. Biz düştük. Ondan kurtuldular. O yüzden başlangıçtan önemli her zaman. Söylüyorum. Nasıl başlarsan öyle götürsün. Doğrudur. İyi başlamak önemlidir. Çünkü sezona bir de rakiplerinden birinden başlıyorsun. Evet. Sancaktepe ile ligin güçlü ekiplerinden biri. Ligin kaderini belirleyebilecek takımlardan biridir. İyi takımlar var. Biz sezon başında kolay bir gruba düştük dedik ama bizde 4-5 takım ligin kaderini belirler. Evet. İyi takım olmasa sebebimiz kötü olmamız. Bunlar iyidir. Bu ligin de zorlu geçeceği anlamına gelir ama mutlaka başlangıcı önemli. İnşallah biz de bu başlangıcı yaparız ki İsmet abi oradadır, güveniyoruz. İyi bir yapılanma var. İyi başlayıp kötü bitirmektense kötü başlayıp iyi bitirmek daha iyidir. Ya o mutlaka önem arz eder ama bence iyi başlangıç takıma yeni bir kurulan bir takım anlamında şeyde başladık ya. Yani. Sezon başında kötü başladık. Yani sonra doğruya geçtik. Şimdi sonra doğru. İyi gitsin diyorum. Ben ne anlamıyorum? Şimdi yeni bir transfer olgusu var. 7-8 tane sporcunun birden takıma monte edilmesi yeni sıfırdan bir takım kurulmuş anlamına geliyor. Bu gelenlerin de altısı direkt oynayacak. Yani takıma uyum süreci olabilir. Bunlar da önemlidir. Yani bu ekibi... Hasan Ahmet Sarı bilmiyorum onları ifade transferi geçen sene Batman'da 27 gol atmış bir oyuncu. Batman Petrospor değil mi? Safet. Batman Petrospor. Bu sezon 1461'de oynadı. 1461'in şampiyon olduğu sene yine burada 22 gol atmış bir oyuncu. Gerçekten iyi bir santrafor. Şu anda Batman onu geri getirmek için çok çaba harcıyor. Futbolcunun tabii isteği şu anda Diyarbakırspor'da oynamak. Dün geceki rakamlardan çok esnediler. İyi bir rakama geldiler. Eğer olursa yarım sezonluk ve satın alma opsiyonu vermiyorlar. Trabzon vermiyor ama yarım sezonluk Hasan Ahmet Sarı Diyarbakır Spor'da oynayacak. Yarım sezon da olsun. Bize iş yapsın, bizi çıkarsın yani, abi. Ondan sonra alay olur. Ne çıkarsın? Aynen. Öyle bir durum var. İnşallah başarılı olurlar o konuda. Heval doğum günün kutlu olsun. İyi yayınlar sana ve konuklarına. Diyarbakır Spor sezon sonunda ikinci ligdedir inşallah demiş. İyi yayınlar. Sadık göndermiş. Bizim galerici arkadaşımız. Çok teşekkür ediyorum Sadık'a. Sağ olasın. Safet abiye katılıyorum. Gidenler gitmeyi çoktan hak etmişti. Taraftarın da bunları maçlardan neden desteklediğini de anlamış değilim. Takıma yararları neredeyse sıfırdı. Zaten de bazı oyuncular mesela sosyal paylaşımlarına yapılan yorumların hayretler içinde kalıyorum. Yani. Evet.
Şimdi Diyarbakır Spor'u... Yine bir emek sarf etmiş. Teşekkür etmek lazım. Evet. Emek ayrı bir şey ama sanki Messi, Ronaldo gitmiş. Çok büyük katkı sunmuşlar. Yani bu bir de aslında kimse kusura bakmaz ama burada buradaki taraftar algımızı da değiştirmemiz gerekir ve taraftar algımızın da sorumlu olduğunu söyleyebilirim. Olsun olsun. Yine de çocuk emeği var yani Diyarbakır Spor'u. Hayır, ben bir sporcu için söylemiyorum. Yani. Başka sporcular da mesela ben bu adam niye gönderilir için... diyorum. Yani. Niye gönderilir? Yani bırakın da buna göndermesi gerekene karar versin. Yani. Evet. Tabii canım, kimse parmağını gözüne sokmaz yani. Evet, Diyarbakır Spor konusunu bu şekilde kapatmış olalım. Bu Bal Ligi ile ilgili değerlendirmelerinizi alacağım. Çok önemli bir maç vardı. Evet. Bal Ligi'nde. Diyarbakır 1968'in ligde kalıp kalmayacağını, yani hedefinin ne olacağı belirlenen bir karşılaşmaydı. Şekil ortaya çıktı. 12 puanlık bir fark var. Yol Spor'la 1968 arasında. Demek ki 1968 süper amatörden şampiyon olan takımla baraj maçı mı oynayacak? Baraj maçı oynayacak. Bu olmayabilir de. Niye? Bir ihtimal. Nasıl? Örneğin Yol Spor şampiyon oldu. Öyle bir şey olmaz. Yani zor. Zor. Yani varsayımlar. Ali Cengiz oyunlarının yani, bu kadar entrikaların döndüğü bir ortamda. Şimdiden dönülen bir, dönen dolapların içerisinde birçok şey biliyoruz. Burada açıklama gereği de duyamıyoruz ki yapamıyoruz. Yok yani bildiğimiz için ondan bildik ama söylenemeyecek çok şeyler var. Öncelikle iki takımı da kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Hakikaten evet. O kadar gelen insanlara keyifli, zevkli bir müsabaka izlettiler. İki takıma da teşekkür ediyoruz. Diyarbakır gençliğine akşam bir spor olgusu içerisinde oldu. Centilmence oldu. Hakikaten kimse tebrik ederiz. İnşallah bundan sonraki süreçte başarılı olurlar. Tabii Diyarbakır 68 ikinci yarıya başlarken bayağı transferler yaptı. Yeni bir yapılanma gitti. Onda bir hedefleri vardı tabii ki. İlk maç önemliydi. Çıkış maçıydı. Başlangıç maçı olacaktı. Fakat kaybedince bence dediğin gibi bu saatten sonra bayağı zora soktu. Bu anlamda bundan sonra oynayabileceği ya Yospor'un şampiyon olup olması ya da burada süper amatörden çıkacak takımımız bu Hebun Ali Parspor büyük ihtimalle avantajlı olur. Şu anda o gözüküyor. O gözüküyor. Ondan bir final maçı, baraj maçı oynayacaktır. Geçmişte bugüne kadar gelen olgu hep amatörden gelen takımlar baraj maçlarını almışlardır. Hı hı. Hep favori baldaki takımlar olmuştur ama hep amatörden gelen takımlar olmuştur. Biz o maçta da iki takıma da şimdiden deriz ki centilmence olsun, başarılı olsun, sağlıklı olsun. Tabii bundan beraber ben dedim ya bu maçların biraz daha kamuoyuyla paylaşması, bilinçlendirilmesi, seyirci sayısının fazlalaştırılması bunlar bizim eksikliğimiz olarak görüyorum. Orada o müsabaka izlemeye gelen öncelikle vali yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Ömer Mimar Sinan Batmaz'a. Ama bizim o tribünlerimiz bize yakışmıyor. Oraların da düzenlenmesi lazım. Orada oturabilecek bir yer yok. Gençlik sporu bu memlekette neye yakışıyor ki o yakışıyor? Bir misafir edebileceğimiz bir insan olgusu yok. Bir misafir takım geldiği zaman bırakacağımız yer yok. Lavabolar yok. Yok da. Hakemleri bırakıyoruz. İki takımın seyircisinin arasından götürüyoruz. Oraya gidene kadar, dünya kadar sözler, söylemler, hakaretler. Yani baktığın zaman tamamıyla sıkıntıdır. Oranın bir an evvel dizayn edilmesi lazım. Soyma odaları yapılması lazım. Önce gençlik spor. Tribün yapılanması lazım. Önce var, gençlik sporun teşkilat olarak bir oturması gerekiyor. Oturmamış. Adam makamda oturuyor. Müdür diye vekaletle müdür göndermişler. Evet. Bir yaptırım yok. Dünyadan beri yok. Altında oturan kadro ben buna karışamam. Yetkim yok diyor. Evet. 4 aydır bir ışıklandırma projesine imza atacak bir mühendis yok gençlik sporda. 4-5 tane mühendisleri var. Bak, atamıyorlar. Yetkisizleştirmişler. Yetki yok. Bir ikincisi elektrik mühendisi Batman'da. Batman'dan geliyor bir günlüğüne. Varsa imza atıyor. Yine Batman'a görevine geliyor. Diyarbakır'da abi. Böyle bir kurumsal yapının içerisinde ne bekleyebilirsin? Ya şimdi biz Mehmet Demir'e bir laf diyemeyiz. Adam vekaleten göndermişler. Otur demişler. Şu anda geçiyor. O da diyor adamın ki, şu anda yani, ne oldu belediye? Bana diyor ki yani şimdi ben bir şey imza atacağım. Yarın bir diyecekler ki arkadaş sen müdür değildin ki. Vekaletle evet. Göndermiştik evet. Seni. Yapamam. Alttakiler diyor işte valla bizi ilgilendirmez. Ya böyle bir kurum olamaz. Ben de bu kurumun içerisindeyim. Ben de her gün onlarla beraber. Sen her gün onlarla berabersin. İşleriniz de onlarla. Yani böyle bir yapı olamaz. Adam yıllardır
Bir yıl geçti, neredeyse oraya bir müdür atanacak, atanamıyor. Ya adamların hakkında soruşturma var, imzaları ellerinden alınmış, orada oturuyorlar, bir şeye imza atamıyorlar. Bir ruhsat alacaksın, buna imza atıyorsun, abi diyor, bak benim müfettişler demiş ki sen artık bu konuya karşılamazsın. Ama mazotu çok seviyorlar. Mazot onu seçiyor. mazot tarzı. Şimdi ben bu akşam gelirken, Diyarbakır antrenmanından Selantepe'den gelirken çok acı bir tabloyla karşılaştım. Yani orada tabi acil çıkmamız gerekiyordu, fotoğraf da çekemedi. Aslında bunu ibretlik yollara haber de etmek lazım. Selantepe'deki sentetik sahada bir amatör takımımız antrenman yapıyordu. Hı hı. Işıklandırma çalışmıyor veya çalıştırılmadığı için o çocuklar kenarda bekletilmiş bir aracın ışıkları eşliğinden antrenman yapıyordu. Hadi be. Rezilyen, ben hangi takımdı? Amatör takım mı? Amatör takımdı. Ama ismini uzaktan göremedim. Şahitlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de Sayın İkram İlhanlı ve şok içinde kaldık. Yani düşünebiliyorsun, ışıklandırma var ama ışıklandırma çalışmıyor veya çalıştırmıyor. Sentetik sahada antrenman yapıyorlar. Işıklandırma sistemi nedir? Resmi müsabakalarda oynatıldığı zaman çalışıyor. Ama diğer gayri resmi olduğu zaman öyle her idman yapmaya giden takım da orada bir elektrik şeyi vardır. Ücreti vardır. Peki, takımlar para yatırırlar. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Bu görüntü size yakışıyor mu Diyarbakır'a? Oradan, Diyarbakır kusura bakma çok şey yakışıyor. Ben hayır çok bir aracın ışıkları eşliğinde Diyarbakır'a çok şey yakışıyor. Orada da gençlik spor çarpmış hani. Diyarbakır'a çok şey yakışıyor. Arkasında ama, bir soyma saha vardı. Ama mazotu iyi seviyorlar. Dizin pistini görmüşsün değil mi? Tartan evet. Pist. O tartan pistin buraya yapılması için dünya kadar ne insan mücadele. Şu an ne aldı? O Şükrü'nün bizim atlet Şükrü vardı. Şükrü Anat'ın çabası. O kadar mücadelesi, o sahanın yapılması için. Git bak, o tartan pistte çatlaklar vardı. 50 kere haber yaptık işte gelsin yapasın diye. Ya, yapan firmanın garanti teminatı altında firma gelip onu yapmadı yani. Böyle bir şey var mı? Çatlak koymuş ha. Bak 5 trilyonluk yatırım diyor. Aynısı Erzurum'da, Elazığ'da var. Her yerde yapıldı. Bak, Elazığ'daki Malatya'da yapıldı. Çatlamış ne? Ama bakmıyor. Saha yok. Sahalar işte böyle elimizde patlıyor. Tamam mı? Tavanı çöküyor, bilmem neyi çöküyor. Hı. Ondan sonra diyoruz ki işte valla memleket tesis fakiri. Ali Pınar semtinde sentetik saha yapmışlar. Tribün ve soyunma odaları olmadığı için mi sabaha oynanan? Böyle bir şey var mı yani? Spor salonu yapmışlar. Spor salonunun engelli asansörü yok. Yani. Projede var. Parası verilmiş. Ödenmiş. Parası ödenmiş. Yılmaz Bey. Kim ödemiş onu? Devlet ödemiş. Yılmaz Bey. Kimin imzasıyla ödemiş? Mühendislerin. Aynen onlar. Tesislerin. He. İmzasıyla ödemiş. Şu anda Silvan'da bir skandala imza atan birisi şu anda Gençlik Spor'da halen yetkili durumunda. Silvan'a biz gittik, Diyarbakırspor özel maç yapmaya gitmiş. Evet. Orada bir şey dikkat ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde tribünler, dünyanın hiçbir yerinde yerel kulübeleri güneşe karşı yapmaz. Güneşe karşı yapmışlar. Ben de baktım ya, ben sordum ya, dedim ki dedi, niye bu yerel kulübeleri boş? Bir anda Silvan'daki yönetici dedi ki yerel kulübesinde kimse oturamıyor ki. Doğuya mı yapmışlar? Evet. Güzel. İkinci bir bombayı söyleyeyim. Soyunma odası yapmışlar. Soyunma odasına ben yeminle söylüyorum fareler girmez o soyunma odalarına. Çınar'da yapmışa gittin mi sen? Gördün mü? O kafanı eğip girmen lazım oraya. Öyle bir şey var mı? Bir de orada üstünü açıklamışlar. Gelen seyirci diyor ki Çınar'daki takımların sporcularına taş atın. Çınar'daki salonun, Çınar'daki stadyumun soyunma odalarının bu floransiyon lambaların takılmış olduğu kabinler var ya. Evet. Daha çalışı yapılmadan kabinler aşağıya. Kendi kendine çöktü. Öte yandan ben... Affedersiniz, tuvalet yapmış, tuvalet taşı koymamış. Bizim klozet var ya. Modern yapmışız. Şimdi klozeti çalmışsın. Ben Sivas'ta... Ormadan klozeti takmayacaktım. Niye yaptın? Niye ben Sivas'ta Yılmaz'a birkaç tane resim gönderdim. Yani amatör bir şekilde çekmiştim. Ben orada utandım. Videosunu gösterdim orada. Ben dedim ki Sivas 4 Eylül Belediyespor'un kullandığı 4000 kişilik bir stat var. Ben Mehmet abiyle beraber buradaydım. Keşke dedim o bizim buradaki ana stadımız olsaydı yani. Vazgeçtim. Spor salonu... Fırtına oldu. Bu en son. İzolasyon malzemesi yerinden kalkmış. Yazı yazmışız. Demişiz ki ya gelin işte bu spor salonunun tavanı kalktı. Bak tavandan su girecek. Yazıktır. 2 trilyonluk salondur. Zemini bozulacak. Kapatalım. Olan müteahhite yazmış. Müteahhite ulaşmaya çalışıyor. Böyle bir kurumsal yapı olur mu? Abi mazot da çeken zamanla. Sen bu adamın geçici kabulünü yapmışsın. İçeride teminatı var değil mi? Bir yazdın, bir haftalık süre verdin, gelmedi. Post teminatını, gidişini yap.
Yapacak tabii tabii. Ona yazık değil mi o salon? O devletin parası 2 trilyon oraya gömülmüş. Oraya yağmur suyu, kar girdiği zaman salon patlayacak. Ondan sonra nedir efendim? İşte devlet bize spor tesisi yapmıyor. Ya yaptığına da siz bakmıyorsunuz. Evet. Oğlum devlet diyor sen yapıyorsan gitsen gidip dediğin gibi ona buna hele kurda karşılayacağına yapmıyorsun abi. Yaptığını bir ayda böyle yapıyorsun. Bir şey olamaz. Ya müteahhitlerin bu memlekette yapmış oldukları rezilliklerin haddi hesabı yok ve onlara da çanak tutuyorlar. Abi denetlemen kimdir? Bak çanak tutuyorlar işte lafı söylüyorum. Çanak tutuyorlar. Aynen. Bu müfettişler ne iş yapıyor ben anlamadım. Bir gelsin müfettiş incelesin. Adam gibi inceleme sonucunda eğer bir sürü adamı işten atmasa görsün. Ben bir tane adam çok özür dilerim. Adama demişler ki adam diyor tamam ben hırsızım kardeş. Ya diyor diğerleri de hırsızdır. Niye ben tek hırsız oldum? Hayır, itiraf eden müteahhiti ben söyleyeyim. Diye ben kabul ediyorum. Ben bir tarihte ben bir haber yaptım. O mevcut Atatürk Stadı'ndaki türbinlerden bir tanesi yapılırken bir mühendis arkadaşımız dedi ki Allah aşkına burayı dedi gidin iyi inceleyin dedi. Bu proje hatalı dedi. Bu proje birkaç sene sonra çöker dedi. Erzurum projesini Diyarbakır'a uygulamış. Erzurum'da 8 ay kış var. Diyarbakır'da 2 ay kış var. Bu şekilde türbin yapmışlar. Mevcut Atatürk Stadı'nda gittim haber yaptım. Skandal falan filan. Müteahhit beni aradı. Dedi ki şimdi sen benimle niye uğraşıyorsun? Ben dedim ki ben seni tanımam etmem. Ben seninle niye uğraşayım? Evet. Böyle böyle bir olay var. Gel gelip görüşelim. Gittim müteahhitle görüşme. Bana ne dedi biliyor musun? O projenin hatalı olduğunu biliyorum. Diyarbakır'a yakışmadığını biliyorum. Ben suçluyumsa peki benim para yedirdiklerim hiç mi suçu yok? Günahım? Buyurun. Buyurun. Ben bir şey söyleyeyim canlı şahit oldum. Gençlik Spor'un arkasında bir halı sentetik saha yaptırmışlar değil mi? Evet. Yaptırdı Futbol Federasyonu yaptırdı onu gitti iyi niyetle kullandı orayı. Beyaztepe'deki yerimizde iki sefer şu anda gençlik merkezi yapılmış ya iki sefer oraya altyapı drenajı yapıldı. Evet. Sahalar, direkler, yedek kulübeleri dikildi. Şu anda orası gençlik merkezi oldu gitti bir. Ben şahit olduğum bir noktada adam geldi dedi ki ben müteahhitim dedi kardeş. Dedi buranın teslim alınması gerekir, ben size teslim ediyorum. Dedi adam dedi ben almıyorum. Niye almıyorsun dedi kardeş ben bu adama getirdim bu kadar para verdim. Milyarlarca o. Para verdim dedi. Bu adam dedi tamamdır. Dedi o adam dedi ki sen git ona söyle kardeşim o gelsin imzasın ben imza atmıyorum. Dedi ben hadi gidiyorum onunla kavga edeceğim. Hala geçiş burada çalışan insanlara. Yazık. Bu Türkiye Cumhuriyeti batmıyorsa. O saha hala kullanılmıyor. Hakikaten yani o saha şaşmam lazım. Yaşasın klimalar ve mazot. Daha bunlar devede kulak. Kaç tane klima? Düşün ya geçen sene işte 2 sene önce patlak verdi. 40 milyara klima aldı 35 milyara bir sene sonra şey yap. O tarım yap. Mazot. Şey var ya. Ne yapsın? 40 milyara klima alıyorsun. Bir yıl sonra 35 milyara onarımını yaptırıyorsun. Ama ben şöyle söyleyeyim. Devlet abi bunun var ya bence resmini var ya o gençlik sporun girişini asmak lazım. Anladın? Bu yapan kimse abi? Hangisini yapmışsa gerek yaparsan abi. Abi kime diyorsun diyor ya baba. Hayır, gençlik sporu idare edecek kişinin önce muktedir olması lazım. Abi gençlik değil o zaman abi. İhtiyar. Abicim ben sana bir şey söyleyeyim mi? İcazetle makamlara, mevkilere adam tayin edersen sonun budur. Liyakatla eğer adam hak etmişse bu işin içerisinden geliyorsa gidip oturtursun. Dersin ki a bu işi yürüt. O adamdan herkes hesap. Ben de sorabilirim. Sen de sorabilirsin. Niye? Çünkü bu adam işi biliyor. Bilmez sen cennetten hani bahsediyorsun. Allah ben de dahil kimseyi bu gençlik spora müdür yapmasın. Evet. Bak ben de dahil. Biz olamayacağız. Müdür olamıyorlar. Senin imkanın var abi. Ben de dahil. Yok, Allah'ım. Abi olmuyor. Böyle bir organizasyon, böyle bir yani içindeki kurum, o devli çalışan arkadaşlarımız var. Onları tenzih ediyorum. Böyle bir şey yok ya. Ya ikide git adam bulamazsın ki bir kağıt imzalatasın. Şeyden tıraşe çalınmış, ATV çalınmış. Çınar'da, evet. Ben emniyete suç duyurusunda bulunmuşum. Demişim ki, 3 dakikamız kaldı bitireceğiz. Demişim ki işte ATV çalındı. Emniyet de bana demiş ki arkadaş tamam ATV çalındı da bu ATV'nin bir ruhsatı yok mu? Yani. Bir faturası yok mu? Yoktur. Yazı yazıyorum. Diyorum ki bize teslim edilmemiş olan ATV'nin bak ben orada bana evet, teslim edilmesi gerekiyor ama etmemişler. Oraya koymuşlar. Kapıyı kilitlemişler. Demişler ki orada bir ATV var. ATV'nin ruhsatı nerede? Yoktur. Şeyin içine koymuşuz. O dolabın içine. Oturma koltuğu var ya ATV'nin koltuğu var. He. Oturma koltuğunun içinde oraya koymuşlar. Gizli bölme yapmışlar. Fatura nerede?
İşte vergiden şey yapmak için ona faturayı falan getirmişler. Allah Allah, o nasıl oluyor? Emniyete diyorum ki işte hal mesele böyle. Adam bana resmi yazı yazmış. Ben o skandalı var ya şu anda ekrana getirsem. Size göndermiş olduğumuz ATV'nin ruhsat ve resmi evrakları koltuğun içindedir. Resmi yaz. E niye bakmamışsın kardeşim? Bak. Peki arkadaş. Kime teslim ettin? Şimdi burada bir resmi evrak kime teslim ettiği zaman imza atılmıyor mu? Zimmetle. Abicim. Ben... Sen bir taşınmazı bile. Evet yani. Bak taşınmazı bile resmi evrakla teslim etmiyor musun? Ediyorsun. Bu bir araç. Değil mi? Bu aracın teslim edildiği zaman seri numarası, ruhsatı, vergi numarası, nedir o? Faturası, hepsinin olması gerekiyor. Bu aracı yarın bir gün trafik diyecek ki ya bu hayırdır, bu ne aracıdır? Motorlu ya. Araç değil mi abi? Evet. Bunun ruhsatı olması gerekiyor. Hadi tam trafiğe çıkarmadın, plaka çıkarmadın. Faturasının olması gerekiyor. Suçtur yani ya. O ne alacak ki? Şimdi adam çaldı. Götürdü. Şu anda da ben buradan sesleniyorum o çalan adama. Babam ruhsatın ustatı yoktur. Faturası yoktur. Başım belaya girer. Valla başım belaya girecek. Geri getir. Çok şükür biz bir tane Mehmet Demir'den İl Gençlik Spor Müdürü sağ olsun. Buradan teşekkür ediyoruz. Başka bir tane rica ettik. Bize emanetten bir tane gönderdiler. Necdet'le beraber, mühendisle beraber. Şu anda kullanıyoruz. Sahanın dranajını yapmak için. Ya olmasa o granit dağılırsa çimler zararı görecek. Söyle kitap yazıp sen o ATV'yi niye çaldın? Senin memleketine yapılmış bir. Gerçi ben Çınarlı olanı da sana mümkün değil. Yapmaz. Çınarlı adam onu yapmaz. Nasıl götürebilmiş ki? Camı patlatmış götürmüş ama. Bundan iki ay için. Neyse. Allah sonumuzu veresin. Evet. O yüzden Sağlık Bakanlığından da olsa, Tarım Bakanlığından da olsa, Spor Bakanlığından da olsa atanacak adamlar o kurumdan gelsin. O kurumda kapıcı olsun. Evet, işleyişini ama yeter ki oranın atmosferini bilsin. Oranın işleyişini bilsin. Sporun içerisinden bir adam geldiği zaman bilecek ki bu işin işleyişi budur. Valla bu adamın geçmişinde bu vardı. Bu bunu yapmıştı, bu bunu yapmıştı. Ben de yaparsam onunla gibi teneke takarlar. Kim olsun, ben yapmazsam kahraman olurum. Aynen. O işi yapar. Sağlık Bakanlığı'na götürürsen, şoförler odasından bir adamı götürürsen o da adama vereceğine, antibiyotik vereceğine para zehri iteler. Şimdi zamanın birinde son bir sözle bitireyim. Zaman birinde bir Milli Eğitim Bakanı'na sormuşsa demişse Sayın Bakanım şu eğitim işi nasıl gidiyor demiş. Şu okula olmasa çok iyi olacak. Ne kadar güzel değil mi? Şu bizim gençlik sporu teşkilatının yönetenine de diyor ki spor yapın bakları da hiç olmaz. Ne güzel olur demiş. Ama bunun yanında spor yapması için de çaba gösteren arkadaşlarımız da var. Var var. Şu andaki teşkilat. Abi ben diyorum. Ben de şimdi ayetten sayacağım. Ben diyorum yani gençlik sporda şu andaki oturan şahıs da arkadaşımızdır, dostumuzdur. Biz Çınar'da beraber çalıştık Mehmet Demir'le. Spor geçmişi yoktur ama iyi niyetlidir. Vekaletten göndermiş. Adam diyor ki yani ben bu işi yaparım ama bana yetki vermişler demişler gidiyor vekaletten otur. Yarın öbür gün bir ihale imza attığım zaman diye kim yaptı? Vekaletten oturuyordu. Bir ikincisi gönderdiğin adam şu anda müdür pozisyonunda hiçbir şey yapmadan hayatını yaşıyor. Sen oraya bir tane müdür atamamışsın vekaletten gönderiyorsun. Ne oldu? Onun çilesini de o çekiyor. Ya. Neyse bitirelim programı. Değişmesi lazım. Bazı şeylerin değişmesi lazım. Konuşarak değiştireceğiz. Arkadaşlarımız kırılacak. Bizden küsecekler. Bizi öcü gibi görecekler. Siyasiler bizden kıcık alacak. Bazıları diyecek ki bizim işte görüşümüzde değiller. Rahatsız olacaklar. Olsunlar. Vallahi. Ben bir şey öneri götüreyim. Diyarbakır Spor, Büyükşehir Belediye Spor, Gençlik Spor. Tamam mı? Ondan sonra Amatör Spor. Böyle bir başlıklar aldığında gelenler hatta bunları dile getirelim. Abi. Olur. Bence öyle yapalım. Diyarbakır Spor, Büyükşehir Belediye Spor, Gençlik Spor. Ondan sonra Amatör Spor. Zaten ucunda spor olan her şey bizim konumuz. Hepsi bizim. Onları dile getir. Her hafta konu başkalarımız öyle olsun. Her hafta olmuşsa da. Şimdi hakikaten sporumuz Diyarbakır'da güzel şeyler doğuruyor. Şu anda 11 takımın, 11 ilin katılımıyla bir okul sporları organizasyonu oluyor. Yarın başlıyor kısmet. Grup maçları değil mi bunlar? Grup maçları buraya gelecek. Bizi kim temsil ediyor? Endüstri meslek? Evet. Bir tane ticaret lisesi var. Yol altı endüstri meslek lisesi. Bir ticaret lisesi de dışarıda ilimizi destekliyor. Antep'te. Temsil ediyor Antep'te. Bu anlamda organizasyonumuz vardı. Az önce siz de saydınız. Akın Erim, Necmettin Kaya, Özgür Büyük.
Mertah Tekin ve ben olmak Burhan üzere. Burhan Gül bir de. Bunlar komite, Burhan Gül. Ha, komite, pardon. Komite tamam. Olarak bunlar. Bunlar siz... da her zaman orada katkı sunmuşlar. Onlardan dolayı teşekkür ediyoruz bunlara. Bu arada Süper Amatör Ligimiz de hayırlısıyla bu hafta sonu başlıyor. Evet. Deplasmanlı amatör kümemiz başladı. 16 playoff liginde 4 takım, 6 takımlı bir playoff ligimiz vardır. 4 takım da şampiyonluk mücadelesi içerisinde kısmet olursa çarşamba günü 2 maçı bir aşağıda bir yukarıda oynatmak kaydıyla aynı saatte başlatacağız. Yani ligimizin kalitesi o kadar önemli. 4 takımız şampiyonluk potasında. Onlara da dördüne de eşit şartlarda başarılar diliyoruz. Hı hı. 17 gençlerimiz de kısmet olsa Perşembe günü başlıyor. Ben bu arada hafta sonu olacak müsabakala itibaren Diyarbakır Spor'a başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediye Ahmet Spor'a başarılar diliyorum. Her Bal, iki maçta da. Bal Ligi'ndeki takımlarımıza da başarılar diliyorum. Sporun olduğu her yerde herkese sağlık. Olaysız, mutluluk, sakatlıksız. Gentilmence, feypey ruhlar içerisinde. Spor yapmalarını diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Mehmet abi. Sana da Safet'e de teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Safet'cim son sözün. Son söz. Ne demiştin zaten. Dile getirdiğimiz şartlıkların evet. Düzelmesini dileyelim. Okul yoksa sorun yok. Evet, okul yoksa. Teşekkür ederim Safet. Ağzına sağlık yorumlarından dolayı. Hafta sonu oynanacak olan müsabakalarda Büyükşehir Belediyespor'a Perşembe günü Galatasaray karşısında, Pazar günü Altay karşısında. Diyarbakır Spor'umuzda da Sancaktepe karşısında pazar günü Atatürk Stadyumu'nda başarılar diliyoruz. Seyirsiz müsabaka ama biz inşallah orada olacağız. Takımımızı destekleyeceğiz. Tekrar Gaffar Okan'ı rahmetle yad ediyoruz. Allah mutlaka yeri cennettir. Çünkü bu kadar insanlığa faydalı olmuş bir şehidin yeri cennettir. Hem kendisine hem de onunla birlikte şehit olan silah arkadaşlarına da buradan rahmet diliyoruz. Haftaya yine pazartesi günü Spor Ekstra burada olacak. Pazartesi geceleri saat 21'de burada olacağız. İbrahim kardeşime teşekkür ederim, İbrahim Baran'a program yapılmasındaki emeklerinden dolayı. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.